Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir şeyi 40 defa söylersen olur diye bir laf var hani halk arasında. Bize sevgili gençler geçen yıl bir şeyi 40 defa söylersen olur diyerek bir konuyu da o zaman 40 tane sorusunu ama adam gibi konunun en alt dalından tutup da en üst noktasına kadar olan sorularını göstereceğimiz, çözeceğimiz bir seri başlatırsak öğrenciler bu 40 soruyu güzel bir şekilde çözüp çözümlerini de güzel bir şekilde öğrendikten sonra o konu kafasında şöyle tamı tamına hani oturmasa bile %100 hiçbir şekilde oturmaz. Devamlı sorular çözmen lazım biliyorsun. Fakat en azından konuyu şöyle bütünüyle ele alır. Ha, demek ki bu soru bu konudan şu sorular çıkıyor ve bu sorulara çok dikkat etmem gerekiyor diyebilmen için yani derleyip toparlayabilmen için sevgili gençler geçen yıl bu şekilde bir seri başlatmıştık. Bunun permütasyon, kombinasyon, binom olasılığını çözdük. Fonksiyonlarını yaptık. Trigosunu yaptık sevgili gençler. Polinomlarını yaptık. İkinci dereceden denklemlerini yaptık. Türev integralini de yapmıştım fakat o videolar biraz eskidi. Şimdi hem onları yenileyeceğim hem de hiç limit ve süreklilik yapmamıştık arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki 40 soruda limit ve süreklilik yapalım. 40 tane limit ve süreklilik alakalı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Ve bu sorular limit ve süreklilik konusunda senin kafanda çok güzel, çok rahatlatıcı bir etki yaratacak. Buna inanabilirsin. Limit ve süreklilikle alakalı karşına çıkabilecek hem kolay düzeyde hem orta düzeyde hem de zor düzeyde sorular çözeceğiz. Güzel olacak mı hocam? Olacak. Hocam kafamda bu videoyu dinledikten sonra, bu videoyu izledikten sonra soruları çözümlerini net bir şekilde anladıktan sonra kafamda limit süreklilikle alakalı herhangi bir soru işareti kalacak mı? Kalmayacak. Bütün soru tiplerini sevgili gençler bu videonun bu PDF'in içerisinde bulacaksın. PDF demişken açıklama kısmına da PDF'in linkini sevgili gençler ekledim. Tek tıkla indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve açıklamalar kısmındaki sevgili gençler linkleri de kontrol etmenizi rica ediyorum sizden. Çünkü sizin için faydalı olabilecek linkler bıraktım. Orada açıklama kısmında hangi linkin seni nereye götüreceğini bulabilirsin. Şimdi hazırsan eğer gel 40 soruda limit ve sürekliliğe uzun soluklu olacak bu videoda ilk sorumuzda başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Giriş cümlesinde söylemeyi unuttum. Abone olup bu videoyu da beğenebilirsen beni çok mutlu etmiş olacaksın. Evet, şimdi arkadaşlar ilk sorumuza bakıyoruz. İlk sorumuzda neler diyor bize? Bir inceleyelim. Diyor ki x'ler 3'ün sağ tarafına yaklaşırken bu arada bu limit değeri 8'in üzerinde. Onu da lütfen kaçırmayın. X'ler 3'ün sağına yaklaşacak. Burada ne var? 3 eksi x ve bunun mutlak değeri. Şimdi x'ler 3'ün sağ tarafına yaklaşıyorsa 3'ten daha büyük bir değere yaklaşıyordur. Demek ki bu x değerlerimiz 3'ten biraz büyük. Şimdi ben gidip 3'ten birazcık büyük olan bir sayıyı çıkarırsam tabii ki bu sayı negatif olacaktır. Negatif olduğu için de burası mutlak değer dışına 3 eksi x diye değil, eksiyle çarpılıp x eksi 3 diye çıkacaktır. Daha sonrasında alt kısımda da sevgili gençler göreceğiniz üzere 9 eksi x kare var. Yani 3'ün karesi eksi x'in karesi. Yani burada 3 eksi x çarpı 3 artı x diye ben bunları iki kare farkı yardımıyla çarpanlarına ayırabilirim. Tabanımızda da ne var? Hop 8 var. Güzel. Soru bence şimdilik bitti. X eksi 3 ile 3 eksi x'i sadeleştirirsem bunlar birbirinin eksilisi olduğu için eksi 1 kalacaktır. Ve daha sonrasında x gördüğümüz yere de zaten x'ler 3'e gidiyordu. O halde artık yazabiliriz ki 8 üzerinde eksi 1 bölü 3 artı 3 6 yapar. 8 de biliyorsunuz 2'nin küpü. 2'nin küpünün eksi 1 bölü 6. kuvveti de eğer ki sen buradaki kuvvetleri çarpacak olursan eksi 3 bölü 6 gelir. Yani 2 üzeri eksi 1 bölü 2 gelir. Eksi 3 bölü 6 eksi 1 bölü 2'dir. Bu da nedir arkadaşlarım? 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Yani 1 bölü kök 2'dir. Hocam o da yok şıklarda. Kök 2 ile genişleteceksin. Cevabımız kök 2 bölü 2 olur. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Geçtim 2'ye. X küp eksi 8 bölü x kare artı 3 x eksi 10 limitinin sonucu kaçtır? X'ler de bu arada 2'ye gidiyor. Şimdi hemen şu hareketi yapacaksın. 2'yi yerine yazdığın zaman üst taraf 0 geliyor. Alt taraf 0 geliyor. 0 bölü 0 belirsizliği var burada. Belirsizlikler giderilebilir. Aman tanımsız olmasın. Şimdi
Madem öyle, ben bu belirsizliği nasıl gidereceğim? Tabii türev bilenler çoktan L'Hopital'i çaktı bile ama L'Hopital'den yapmayacağız. Konumuz madem limit ve süreklilik, bunu adam akıllı çarpanlara ayırarak çözeceğiz. X küp eksi 8'in çarpanları. X eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 dersiniz. Bölü x kare artı 3x eksi 10'un da çarpanları sevgili gençler. Bakın x'e x, burayı da artı 5'e eksi 3 diye ayırırsınız. Eksi 2 diye ayırırsınız. Böylelikle x eksi 2 çarpı x artı 5 gelir. Daha sonrasında da bakın gördüğünüz üzere bu belirsizliği yaratan ifademiz olan x eksi 2'ler birbirini götürüyor. Artık rahatlıkla ben buradaki 2'yi yerine yazacağım. Yaz bakalım. 4 artı 4 artı 4 bölü 2 artı 5. Üst taraf 12, alt taraf 7 olduğuna göre cevabımız neymiş sevgili gençler? 12 bölü 7'ymiş. Yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 3'e. Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Peki buna göre demiş. X'ler 3'ün sağ tarafından yaklaşırken f4 eksi x bölü, x'ler 1'e sağdan yaklaşırken f içerisinde fx limitinin değeri soruluyor. Şimdi ben şu 3'e sağdan yaklaşan değerleri buraya yazarsam bakın 4 eksi 3'e sağdan yaklaşan değeri, tamam mı, neye böleceğim? F içerisinde f 1'e sağdan yaklaşan değere böleceğim. Şimdi öncelikle bana şurası lazım. 4'ten 3'ün sağını çıkaracağım. 4 sayısından 3'ün sağını çıkarırsanız elinizde 1'in solu kalır. 1'den daha küçük bir değer kalacaktır. 1'den daha küçük bir değere de 1'in solu diyeceğiz. Demek ki burası f1'in solu olacak. Bölü. Şimdi de şuradaki f1'in sağına bakalım. Hemen. 1'in sağ tarafı bakın şurada. Nereye gitmiş bakın burada. Hop. Eksi 1'in sevgili gençler birazcık üstüne gitmiş. Bakın. 1 şurası, 1'in sağ tarafı yaklaştığım eksi 1'in birazcık üstüne gidiyor. Yani eksi 1'den birazcık büyük bir değere gidiyor. Yani eksi 1'in sağ tarafına gidiyor. O halde burası da f eksi 1'in sağ tarafı diyeceğiz. Şimdi işlemimiz kolay, artık soru bitti. Şöyle diyeceğiz. 1'in sol tarafı nereye gidiyor? Bakın 1'in sol tarafı burada arkadaşlarım 2 sayısına yaklaşıyor. Demek ki burası 2 olacak. Eksi 1'in sağ tarafı nereye yaklaşıyor? Eksi 1'in sağda burada bakın, o da 5'e yaklaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 5'tir. Cevap olarak da karşımıza 2 bölü 5 çıktı. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Evet, ilk sayfamızın birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümündeyiz. İzninizle şu kısmı sileceğim. Okuyalım sorumuzu. Her noktada sürekli ve daima azalan bir f fonksiyonu verilmiş bize. Ve deniliyor ki f'in sıfırın sağ tarafındaki limiti eksi 2'dir. Şimdi her noktada sürekli olduğunu da biliyoruz. Her noktada sürekli olması demek ne demek sevgili gençler? Bu fonksiyonun her noktada limitinin de olması demek. Bunları ayırt edemiyorsan sana şu şekilde bir bilgi verebilirim. Bunları konu anlatım videolarında paylaşmıştım. Şu şekilde LST diyelim arkadaşlar. Tamam. LST limit, süreklilik ve türev olarak kodlayabilirsin. Sağ taraftan sol tarafa doğru gelirken olumlu cümleler kuracaksın. Ne demek yani? Şu şekilde bir fonksiyon bir noktada türevi varsa o noktada kesinlikle süreklidir. Bir fonksiyon bir noktada sürekliyse o noktada kesinlikle limiti vardır. Bu kadar mı özellik? Hayır, tabii ki daha devam ediyor. Bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa o noktada kesinlikle ama kesinlikle sürekli değildir. Bir fonksiyon bir noktada sürekli değilse o noktada kesinlikle türevi yoktur. Sevgili arkadaşlar, 4 tane cümle var burada. Türevli ise bir noktada süreklidir, sürekli ise limiti vardır. 2 cümle. Limit yoksa süreksiz, süreksizse türev yok. Bu da 2 cümle, etti 4 cümle. Bu 4 cümlenin haricinde kesinlikle farklı bir cümleye doğrudur diyemez. Tamam, bu net. Bu 4 cümlenin dışına çıkamazsın. İzin vermez bu sana. Yani limit, süreklilik ve türev tanımları senin bu 4 cümlenin dışına çıkmana müsaade etmez. Sen eğer gidip de bir sorduğun bir öncülünde bir fonksiyon sürekliyse he tamam o zaman türevi de vardır dersen yandın, bittin sen. Ha, olamaz mı? Olabilir, sıkıntı yok ama sürekli olduğu sevgili gençler kesinlikle türevli olduğu anlamına gelmez. Limitli olduğu kesinlikle sürekli olduğu anlamına gelmez. Yani şöyle bir cümle kuramıyorsun bak. Bir fonksiyonun bir noktada limiti varsa o noktada süreklidir. Böyle bir cümle yok.
Burada ne varsa o sevgili gençler. Dolayısıyla bunu şöyle kenara bir yere not edin. Bu sizi çok işinizi görür. Özellikle öncüllü sorularda. Mesela bunun gibi. Şimdi ne dedik? Sürekli. Bak sürekli ise bir noktada kesinlikle limiti vardı. O halde sevgili gençler limitinin olduğunu biliyoruz. Şimdi sıfırın sağ tarafındaki limit eksi 2 ise kimse kusura bakmasın sıfırın sol tarafındaki limit de o zaman nedir? Tabii ki eksi 2'dir. Bir de sürekli demiş o zaman f0 da kesinlikle eksi 2'dir. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Buna göre demiş. Buna göre. Bir de fonksiyon neydi? Azalandı. Oo çok güzel. Hemen o zaman şöyle bir şekilde çizelim size. Madem öyle. Şimdi sıfırın sağındaki limiti eksi 2'ydi değil mi? Fonksiyon sürekliydi de. Şöyle gösterelim. Azalan da bir fonksiyondu. Madem öyle ben bu fonksiyonun grafiğini şu şekilde kafamda canlandırabilirim. Bakın şurası sevgili gençler eksi 2 olacaktır. Çünkü f0 eksi 2 idi. Sıfırın sağ limiti de eksi 2'ye gidiyordu. Çok güzel. Ve azalan bir fonksiyondu. Sürekliydi de. Tamam o zaman fonksiyonun grafiği bu şekilde olmalı. Olmalı. Şimdi bakalım diyor ki sıfırın sol limiti 1'dir diyor. Ne alakası var sıfırın sol limiti? Eksi 2. Demek ki gitti. Hatta şurada da yazmıştık bunu. Sıfırın sol limitinin de eksi 2 olması gerekiyor demiştik. Peki f1 kesinlikle eksi 2'den küçüktür demiş. Kesinlikle diye soruluyor bakın. F1 şurada. F1'e bakıyorsun aşağı doğru götürdün. Nereye gitti? Eksi 2'den daha küçük yerlere gitti. Azalan ya fonksiyon. Ondan. Demek ki ikinci öncülümüz doğru. F0'ın mutlak değeri kesinlikle 2'dir demiş. Şimdi F0 kaçtı? Kesinlikle eksi 2'ydi. Ben mutlak değerini alırsam tabii ki 2 olacaktır sevgili gençler. Ve bu da doğrudur diyeceğim. Cevabım 2 ve 3 olacaktı arkadaşlarım. Evet. Yani şöyle bir soru çıktığı zaman tabii ki yapanlar yapmıştır ama yapanlar için kolaydır da. Fakat çoğu kişiyi tongaya düşürebilecek bir soru. Aklınızda bulunsun. Soruya bir işaret koyun. Sınavdan önce mutlaka ama mutlaka çözmeniz gereken sorulardan birisi haline gelsin sizin için. Geçtim 5'e. Evet ne demiş? F parabolünün grafiğini bize vermiş. Çok güzel. Buna göre x'ler 3'e giderken fx eksi 4 bölü x eksi 3 limitinin sonucu. Ben fx'i bilmiyorum. Yazacaksın o zaman güzel arkadaşım. Sen fx'i yazmayı biliyorsun. Fx eşittir diyelim. Bakın bu parabolün bir kökü eksi 1, diğeri de 2. Peki bir tane de noktayı vermiş. 0 için eksi 2'den geçtiğini de vermiş. Çok güzel. O zaman ben kökleri bilinen ve ayrıyetten bir tane noktası bilinen parabolün denklemini yazabilirim. A çarpı bu baş katsayımız. Bilmiyoruz baş katsayının ne olduğunu. Bir köküm eksi 1 ise x eksi eksi 1 ne yapar? X artı 1 yapar. Bir de x eksi 2. Hocam a'yı nereden bulacağım? Buradaki a'yı. Baksana 0 için eksi 2'den geçtiği bilgisini vermiştik. O halde f0 yazacaksın. X gördüğün yere. A çarpı 1 çarpı eksi 2. Eşittir ne olacak? Eksi 2 olacak. Çünkü 0 yazınca eksi 2'den geçmesi gerekiyordu. Bakın eksi 2 çarpı a da eksi 2 ise burada. A kesinlikle ama kesinlikle 1'dir. Demek ki ben artık buradaki a'yı kaldırabilirim. Çünkü zaten 1'miş. Benim de fx fonksiyonum sevgili gençler buymuş. X artı 1 çarpı x eksi 2. Şimdi gel buraya. Fx'i şu şekilde düzgün biçimde yazalım. Dağıtın bunu. X kare bakın. Eksi 2x artı x daha eksi x yapar. Bir de 1 kere eksi 2 eksi 2 yapar. Bir de diyor ki bu fx'ten şu fx'ten 4 çıkar. O zaman yazalım. X kare eksi x eksi 2'den bir de 4 çıkarırsam eksi 6 yapar. Bölü x eksi 3. Bir de güzel kardeşim üst tarafı çarpanlarını ayıralım. X'e x eksi 3'e eksi 3'e artı 2. Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1. Çok güzel. O halde şunu da şöyle yazalım. X artı 2 çarpı x eksi 3 bölü x eksi 3. Bakın arkadaşlar. Az önce 3'ü yerine yazdığımız takdirde şurası ne geliyordu? 0 geliyordu. 0 geliyordu değil mi? Üst tarafta da sevgili gençler şurada f3'ü yerine yazın. Bakın 9 eksi 3 eksi 2'den 4 geliyor. 4 eksi 4'ten de zaten 0 geliyor. 0 bölü 0 belirsizliğini yaratan ifade x eşittir. Yani x'lerin 3'e gittiği durumdaki x eksi 3 çarpanı. Şimdi o x eksi 3 çarpanlarına bay bay diyelim. Gittiler. Ve artık rahatlıkla buradaki x eşittir 3'ü yerine yazabilirim. 3 artı 2 kaç yapar? 5 yapar. Bu da bize cevabı verir. Cevap Adana seçeneğinde verilmiştir. Sevgili gençler güzel soruydu. Yine bu soruyu da işaretlemenize fayda var. İkinci sayfamızdayız. Altıncı sorumuz. Başkatsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu
x eksi 1 ile bölündüğünde 6 kalanını vermektedir. Biraz polinom bilgisi gerekiyor ha, ne dersin? Şimdi ben bu polinomu x eksi 1'e böldüğüm takdirde, şimdi bölen polinomun köküne x eşittir 1. Sen gidip onu p polinomunda yerine yazdığın takdirde p1 eşittir kalanı vermek zorunda. Yani 6'yı hatırladın değil mi polinomları? Peki hatırlamıyorsan bir 40 soruda polinom yapabilirsin. Evet, p1 6'ymış. Daha sonrasında diyor ki x'ler eksi 1'e giderken px bölü x artı 1 ifadesinin sonucu bir gerçek sayıya eşit. Şimdi bu eğer bir reel sayıysa sevgili gençler, biraz yorum yapmamız gerekecek. Ne yorumu? Şöyle. Şimdi ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam, nerede mesela? Şurada. Payda da yazdım. 0 geldi payda. Hayda. Bir kere payda 0 olur olmaz. Biz ne diyoruz hemen? Oo, tanımsız. Ya bir dur, sakinleş. Tanımsız gelmiyormuş işte. Reel sayı geliyormuş. Israr etme. Reel sayı nasıl gelebilir? Bir kere tanımsızlığı ortadan kaldıramam, gideremem. Ama payda 0 olduğu zaman sadece tanımsız olmuyordu farkındaysan. Belirsiz de olabiliyordu. Tanımsızlığı gideremezsin ama belirsizliği ortadan kaldırabilirsin. Nasıl kaldıracaksın? Demek ki belirsizmiş ya bu. Demek ki sevgili gençler, eksi 1'i aha götürüp şurada da yerine yazdığınız zaman, yani x gördüğünüz yere eksi 1 yazıldığı zaman p eksi 1 de 0 geliyormuş. Çok güzel bir şeyler elde ettik biz burada. P1'in 6 olduğunu ve P-1'in 0 olduğunu elde ettik. Şimdi gelin şunu bir yazalım. Px polinomumuzu nasıl hayal edebiliriz aklımızda? Şöyle. Baş katsayısı 1 değil miydi? Ve ikinci dereceden. Demek ki x kareyle başlıyor. Baş katsayısı 1. X karenin baş katsayısından bahsediyoruz. Artı diğer katsayıları bilmiyorum. Ax artı b diyeceğim. Bu benim sevgili gençler Px polinomum. Ben burada P1'in 6 olduğunu biliyorum. 1'in karesi 1 artı 1 kere A yapar. Artı bir de B'miz var. Bu kaçmış? 6. P-1'i de biliyoruz biz. P-1'de sevgili gençler yaz yerine eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi A yapar bu sefer, eksi 1 kere A. Ve artı B geldi. Bu da 0'mış. Şimdi gençler toplayın bakalım her ikisini de. Şöyle güzelce. Bakın burada 1 1 daha 2 yapar. A ile eksi A birbirini götürür. Artı 2b yapar. Bu da 6 geldi. O halde 2b eşittir. 2'yi bu tarafa fırlatırsanız 4 gelir. Ve b buradan kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Şimdi bu cepte b'nin 2 olduğunu bulduk. Bize ne sorulmuştu? Polinomun sabit terimi. Güzel kardeşim, soru bitmiş. Neden? Bu polinomun sabit terimi burada b değil miydi zaten? Bana da demek ki b sorulmuş zaten. O halde cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 7. sorumla. F parçalı tanımlı fonksiyonu bize verilmiş. Eksi 3 ve 3 ile de parçalanmış, görüyorsunuz. Biz bu eksi 3 ile 3'e ne diyoruz? Kritik noktalar diyoruz değil mi? Kritik noktalarımız bizim kaçmış? 3 ve eksi 3'müş. Güzel. Bu fonksiyon gerçek sayılarda sürekliymiş. Çok güzel. Şimdi bu polinom, bu da polinom, bu da polinom. Polinomların akarı kokarı yoktur arkadaşlar. Polinomlara aşığız. Polinomları çok seviyoruz. Neden? Çünkü sevgili gençler, asla ama asla aklınızdan çıkarmayın. Hemen elinize kağıt kalem varsa yazın. 1. Polinomlar her noktada tanımlıdır. Polinomların tanım kümesi tüm reel sayılardır. Öyle tanımsız olduğu hiçbir yer yoktur. Bu 1. 2. Polinomların her noktada limiti vardır. 3. Polinomlar her noktada süreklidir. 4. Polinomlar her noktada türevlenebilir. Ve 5. Polinomlar her yerde integrallenebilir. Yani polinomların öyle olumsuz hiçbir cümlesi yok. O yüzden polinomları çok seviyoruz. Şimdi gerçek sayılarda sürekli demiş ya, detaylı anlatmak için bunları söylüyorum ha. Anla diye. 2x eksi a'da, ax artı 2b'de, b eksi 5x hepsi de polinom. Demek ki buralarda hiçbir sıkıntı aramayacağız. Sıkıntıyı nerede arayacağız? Kopma noktaları olan eksi 3 ve 3'te sevgili gençler. Şimdi bu kopma noktalarına, yani kritik noktalarda da sevgili gençler sürekliymiş. Demek ki bunların sol limitleri sağ limitlerine eşit olacak. Soruyu bitiren cümle buydu. Eksi 3'ün sol tarafı burada ve yerine yazıyorsun. Eksi 6 eksi a. Eksi 3'ün sağ tarafı burada, yerine yazıyorsun. Eksi 3a artı 2b. İşte bunlar birbirine eşit olacakmış. Eksi 3'ün sol limiti sağ limitine eşit. Peki. O halde ben bunu bu tarafa atacağım. 2a. 2b'yi de bu tarafa atacağım. Eksi 2b.
Ve sevgili gençler buradan eksi 6'yı bu tarafa gönderirsem 6 gelir. 2a eksi 2b 6 ise 2'ye böldüğünüz takdirde a eksi b'nin 3 olması gerektiğini anlayabiliriz. Bu cepte. Sonra aynı olayı 3 içinde uygulayacağız. 3'ü burada yerine yazacaksın. 3a artı 2b eşittir diyeceksin. 3'ün sağ tarafını kontrol etmek için en altta da yerine yazacaksın. Ve bu şekilde b eksi 15 gelecek. Ve sevgili gençler bu b'yi atın bu tarafa. Bakın ne gelir? 3a artı b eşittir eksi 15 gelir. Bu da senin cebinde. Şimdi bu ikisi cebindeyse sen bayağı zenginsin demek. Neden? Çünkü bu bilgiler sana soruyu çözdürür. Nasıl çözdürecek? Şu şekilde toplayacaksın bunları. Eksi b ile artı b gidecek. 4a gelecek. Eksi 15'e 3 ekle. Eksi 12. Ve a buradan kaç gelecek? Eksi 3. Şimdi a'yı bulduk bakın eksi 3'müş. Eksi bir de bize b lazım. Şu kısımda yerine yazalım. Eksi 3'ten b çıkarınca 3 kalıyormuş. O zaman eksi b eşittir 6'dır. B de buradan eksi 6'dır. Eksi b'den eksi 6'yı çıkar demiş. Eksi eksi artı yapar. 6'dan 3'ü çıkar onun yerine. Cevap kaç olur? 3. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Güzel. Anlıyorsan sıkıntı yok. 8. soruya kadar iyi geldik sevgili gençler. Yaklaşık 20 dakika falan oldu. Hayırlısı bakalım. Aynı mantaliteyi kurarsak şimdi kaç 100 dakikada falan mı bitecek video? Bakalım tutturabileceğiz mi? M ve N birer gerçek sayı. X'ler 3'e giderken x kare eksi 9 bölü 3 eksi x. Bunu bir bulalım. Aradan bir çıksın olmaz mı? Yani bak şurası zaten bilinen bir sayı. Orayı bana sayı vermek yerine bu şekilde vermiş. Biz de hesaplayalım o halde. Şimdi x kare eksi 9'u çarpanlarına ayırırsanız x eksi 3 çarpı x artı 3 gelir. Neden çarpanlarına ayırdım? Çünkü 0 bölü 0 belirsizliği geliyor yerine yazarsanız. Alt tarafta da 3 eksi x'imiz var. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki x eksi 3 ile buradaki 3 eksi x birbirini götürür. Neden? Eksilisi birbirlerinin. Burada da eksi 1 kalır bunu unutmayın. Şimdi x gördüğünüz yere 3 yazarsanız 3 artı 3'ten 6 gelir. Bir de başında eksi 1 vardı eksi 6. Demek ki ben burayı eksi 6 olarak buldum. Yani bu ifade bizim eksi 6'ya eşit olacak. Tamam. Burada bir sıkıntımız yok. Peki. Sağ tarafta sıkıntı yaratabilecek bazı ifadeler var. Onlara da bakalım. Şimdi x'ler 1'e giderken şurada yerine yazdım. 1 eksi 1 0 geldi. Ama payda 0 olmasına rağmen ifadenin bir reel sayı cevabı var. Eksi 6. Demek ki tanımsız değilmiş, belirsizmiş. Güzel. Demek ki sevgili gençler bu belirsizlik giderildikten sonra eksi 6'ya eşit olarak karşımıza çıkmış ifade. Peki bu ne demek? X kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak açarsanız 2 kare farkıyla demek ki buradaki x eksi 1 ile bunun içerisindeki x eksi 1 çarpanı birbirini götürmüş. Geriye kalan ifadede x gördüğümüz yere 1 yazarak sonucu eksi 6'ya eşit bulmuşuz. Çok güzel. Bu cümleyi uzun bir cümleydi. Nasıl kurdum ben de bilmiyorum ama bulacağız şimdi. Sakin. İşlemi de yaparsak takılmadan 10 numara 5 yıldız olacak. Bakın şimdi tekrar söylüyorum. Diyorum ki buradaki x eksi 1 ile buradaki x eksi 1 giderse tanımsızlık veya belirsizlik yaratan bir ifade kalmayacak elimde. O halde demek ki bu mx kare artı nx artı 2 dediğimiz ikinci dereceden ifadenin çarpanlarından bir tanesi x eksi 1'miş. Yani burayı ben x ve eksi 1 diye açacağım. Burayı x diye açtıysam mecburen burayı mx diye açarım. Burasını eksi 1 yazdıysam çarpımları 2 olsun diye burayı da mecburen eksi 2 diye açacağım. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsan 2 gelecektir. Burası da x ile mx. Demek ki benim çarpanlarım x eksi 1 çarpı mx eksi 2 olacakmış. Bölü alt kısımda zaten x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı vardı. Ve sevgili gençler x'ler de nereye gidiyordu? 1'e. Şimdi gördüğünüz üzere bak az önce şundan bahsediyordum. Bu x eksi 1 ile bu x eksi 1 götürecek birbirini. Ve x gördüğün yere sen artık rahatlıkla 1 yazabileceksin. Yaz 1'i güzel arkadaşım. M eksi 2 bölü 1 artı 1 2 yapar. Ve bunun da sonucu ne geliyormuş? Eksi 6 geliyormuş. Güzel. 2 kere eksi 6 eksi 12. Bakın M eksi 2 eşittir eksi 12. Buradan M kaç geliyor? Eksi 10. Bu cepte m eksi 10'muş. Neyi nereden bulacağım? Bak basit. O da basit. Nasıl biliyor musun? Bak şimdi. Şununla şunu çarp. Eksi 2x. Şununla da şunu çarp. Eksi mx. Bu neymiş arkadaşlar? Nx.
Yani x parantezinde eksi 2 eksi m eşittir nx ise tabii ki de eksi 2 eksi m n'ye eşittir. O halde m eksi 10'du ya, yaz yerine eksi 2 eksi eksi 10 artı 10 yapar. Bu da n'ye eşitse n kesinlikle kaçmış? 8. Bu da 8 ise 10 eksi 10 kere 8 bize cevabı verir. Cevabımız Adana'ymış sevgili gençler. Güzel soruydu. Devam edelim 9'da. Zorluk seviyesi basit olan bir soru. Bu fonksiyon x eşittir 4 noktasında limiti olduğuna göre k kaçtır? Zor ama ufak bir detayı var. Kafanı karıştırabilir. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Çok rahatlıkla çözebilirsin. Şöyle diyeceğiz. 4 noktasında limit varsa ve 4 noktası da bizim için kritik noktaysa demek ki sol ve sağ limitlerine bakacaksın. Birbirine eşitleyeceksin. Şimdi 4'ün sağ limitini bulmak için 4'ü burada yerine yazarsın. Logaritma 2 tabanında kök 4. Yani logaritma 2 tabanında 2 yani 1. Doğru mu? Taban ve üst birbirine eşitse 1'di ya da 2 üzeri 1 2'dir zaten. Peki şimdi logaritma 2 tabanında 2 1 yani sağ limitiniz 1'e yaklaşıyor. Bir de sol limit için 4'ü burada yerine yazacaksın. 1 neye eşit olacakmış? 3 eksi 4 k'ya eşit olacakmış. Buradan sevgili gençler yani şuradan sen k'yı bulabilirsin. 4 k eşittir. Bunu bu tarafa atıyorum. 1'i de karşıya attım. 2. Demek ki k buradan kaç geliyor? 1 bölü 2. Yani cevap Ceyhan. Hocam aslında bunu ben de buldum. Soruyu da işaretledim. Sıkıntı yok. Doğru da çıktı. Fakat bu 5'i ben anlamadım. Bunu bana niye vermiş? Arkadaşlar soruda limitten bahsediyor. Yani sorunun sürekli olup olmayacağından bahsetmiyor bize. Sadece limiti var diyor. Limit varsa senin işin zaten bu 4'ün sağı ve soluyla ilgilidir senin işin. Senin buradaki x eşittir 4'te bir ilgin alakan yok. Limit demiş. X eşittir 4 noktasındaki limiti bulmak için x'leri 4'e yaklaştırırsın. X'leri 4 yapmazsın. 4'e yaklaşır x'ler. 4 olmaz x'ler. Tamam. 4 olmadığı için de 4'e eşit olduğu durumun seninle bir ilgisi yok. Yaz. İlgin yok bununla. Tamam. Devam ediyorum. Kaçıncı soru? 10. X'ler sonsuza gitsin istiyor. Yerine yazacaksınız. 5 üzeri eksi sonsuz artı 1 bölü 3 üzeri sonsuz yazacağım ben itirazınız yoksa. Artı 2 üzeri. Şimdi şu kısım yani şunu ben sonsuza götüreceğim. O bir dursun. 3 kere sonsuz artı 1'den sonsuz eksi 1'i çıkaralım demeyeceğim orada. Şimdi şu 5 üzeri eksi sonsuz demek 1 bölü 5 üzeri sonsuz demek. 5 üzeri sonsuz sonsuzun ta kendisi. O halde 1'i sonsuza bölersen de 1'i çok büyük bir sayıya bölersen 0'a yakınsayacaktır. Demek ki burası 0'mış. Artı. 3 üzeri sonsuz da sonsuzdur. Aynı 5 üzeri sonsuz gibi. Ve 1'i sonsuza bölersen gene 0 gelir. Bu da gitti. Ve burada 2 üzeri şurası var. Şimdi ben x'ler sonsuza giderken 3x artı 1 bölü x eksi 1'i hesaplamak istiyorum. Normalde bunun bir ezber yolu var. Dersin ki hocam bunların dereceleri 1. Dereceleri eşitse alt tarafla üst taraftaki polinomun dereceleri eşitse kat sayıları oranı yani 3 bölü 1 bize cevabı verecektir. 2 üzeri 3'ten de cevap 8 gelir diyebilirsin ama bunun da nasıl 3'e eşit olduğunu gösterelim isterseniz. Şöyle ki bakın 3x artı 1 bölü x eksi 1'den bahsediyoruz, tamam mı? Peki ben şimdi şunu üst tarafı da alt tarafı da x parantezine almak istiyorum. X parantezinde 3 artı 1 bölü x gelir. Alt tarafta x parantezinde 1 eksi 1 bölü x gelir. Daha sonrasında da buradaki x vatandaşlarını sen götürürsün. Ve x'ler nereye yaklaşıyordu? Sonsuza hocam. Yaz bakalım. 1 bölü sonsuz 0. 1 bölü sonsuz 0. 3 bölü 1 eşittir 3 dersin. O 3 muhabbeti, kat sayıların oranı muhabbeti de buradan geliyor. Aklında bulunsun. Belki bir işine yarar. Cevabımız ne olacaktı sevgili gençler? Şurası 3 ise 2 üzeri 3'ten cevap 8'dir diyeceğiz. Doğru cevabımız Edirne'ydi. Evet devam ediyorum 11. sorumla. Şu kısım biraz alanımıza girmiş. Kafa karıştırmaması için silelim arkadaşlar. Peki biraz da üstten silelim olmaz mı? Şöyle. Şimdi 11. sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda f ve g fonksiyonlarının ben sana grafiğini verdim diyor. Buna göre 3 tane öncül vermiş, hangileri doğrudur diye soruluyor.
Peki. Şimdi sıfırın sol tarafındaki limitler toplamı 3'tür denilmiş. Sıfırın soluna bakalım. Sıfırın solu burada 1'e yaklaşıyor. G'de sıfırın solu 2'ye yaklaşıyor. 1 ile 2'nin toplamı bize 3'ü veriyor. Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. 2'deki limitlere bakacağız. F'in 2'deki limiti sevgili gençler. Bakın ikisi de 0'a yaklaşıyor. Sağ ve sol limitleri. Dolayısıyla 2'de limit var ve 0. G'nin 2'deki limiti de bakın şuradaki. O da sağ ve solu 0'a yaklaşıyor. 0 artı 0'dan 0'ı veriyor bize. Bu da doğru. Devam ediyorum. X'in 0'ın sağındaki değerlere yaklaştığındaki F'in limiti. Önce F'in limitini bir bulalım 0'ın sağında. 0'ın sağında limit kaç arkadaşlar? Eksi 2'ye mi gidiyor? E mutlak değerini al demiş. E 2 yapar. Demek ki bu da doğru. O halde cevap neymiş? Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 3. sayfama. 12. soru. Bu fonksiyonun çok basit bir soru bak. İnanılmaz basit bir soru. Ama karşına çıkmayacak diye bir şey yok. Denemelerin çoğunluğunda çıkabilir. Tamam. Yani sen bu saatten sonra 100 tane denemeye gireceksen onun da 15'inde çıkar sevgili gençler. Çoğunluğunda dediğim de bu yani. 10 tane 15'te denemede çoğu denemede görürsün. Tamam. Şimdi sürekli olduğu en geniş aralık neymiş? Reel sayılardan A ve B elemanlarını çıkardı aralık. Yani bu ne demek? Bu fonksiyon A ve B'de sürekli değil demek. Sürekli değil demek. E şimdi bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Fonksiyonu türü çok önemli. Bu fonksiyon rasyonel bir fonksiyon. Bölülü bir fonksiyon ya. İki polinomu birbirine bölmüş. Rasyonel bir fonksiyon. Rasyonel fonksiyonun sürekli olamayacağı tek şey neresi? Paydanın kökleri. E şimdi paydanın kökleri o zaman A ile B olmaz mı? Evet. E paydanın kökler toplamını soruyor. Sen ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamının eksi B bölü A olduğunu bilmiyor musun güzel kardeşim? Yaz o zaman. Eksi eksi 8 bölü 1. Cevap ne olur? Eksi eksi gider. 8 olur. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirsin. Geçtim 13'e. Fonksiyonu gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gerçek sayılarda sürekli ise sevgili gençler 1. Şurada bir kopma noktamız var. Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2'nin sağında ve solunda limit var. Ve bu limit değeri buradaki görüntüye eşit olacak. Neden? Sürekli demiş çünkü. Peki. Eksi 3'ün sol tarafına nerede bakacağım hocam? E burada. Bak eksi 3 bölü 2'den farklıysa demiş. Sen eksi 3 bölü 2'nin sol tarafı eksi 3 bölü 2'den farklıdır sonuç olarak. Eksi 3 bölü 2'nin sağ tarafı da eksi 3 bölü 2'den farklı. Demek ki eksi 3 bölü 2'nin sağ limitine de sol limitine de nerede bakacakmışım? İşte sevgili gençler şurada bakacağız. O zaman eksi 3 bölü 2'yi burada yerine yazacağız. Ve ne gelecek sevgili gençler bize? Limit değerini verecek. Yalnız ondan önce bu eksi 3 bölü 2 buradaki paydayı 0 yapıyor. Paydanın kökü. Demek ki üst tarafın da kökü. Niye? Çünkü sürekliymiş limit olacak. Yani reel sayı eşit olacak. Demek ki üst tarafta 0 ki 0 bölü 0 belirsizliği gelsin. Yani sevgili gençler 4x kare eksi a demiş ya. Burada 2x artı 3 ile bunun içindeki 2x artı 3 çarpanı birbirini götürecek. Madem öyle şuradaki 4x karenin sen 2x'in karesi olduğunu görmüyor musun? Demek ki buradaki a da sevgili gençler 3'ün karesiymiş. Ne alaka ya? Şöyle ki 2x eksi 3 ile bu fonksiyon yani 2x, 4x kare eksi a 2x artı 3'ün çarpımıymış aslında. Bu şekilde bize 4x kare eksi bir sabit verecekse. Alt tarafta da 2x artı 3 var. Bunlar çatır çutur birbirini götürürse sevgili gençler benim burada eksi 3 bölü 2'yi şurada yerine yazmam gerekiyor. Demek ki 2 çarpı eksi 3 bölü 2 eksi 3 diyeceğim. 2'ler gidecek eksi 3 eksi 3 kaç gelecek eksi 6. Demek ki limit değerim eksi 6. Ne demiştim az önce? Limit değeri görüntüye eşit olmalı. Yani buraya B'ye eşit olmalı. O zaman B kesinlikle eksi 6. B kesinlikle eksi 6. A'yı kaç bulmuştum ben? Şunu. Onu da 9 bulmuştuk. A da 9'muş. Diyor ki bunları topla. A artı B sormuş bize. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak sevgili gençler. Evet. Devam 14. soruyla. Aşağıda G fonksiyonunun bize grafiği verilmiş. Teşekkür ediyoruz. Buna göre G 3x eksi 1 fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi G'yi vermiş. Yanlış anlamadıysak değil mi? G'yi vermiş. Bizden ne isteniyor?
G3x eksi 1 fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaları istiyor. Şimdi orada duralım. Ben diyorum ki bu G fonksiyonu içeriye -4 yazıldığı zaman süreksiz ve 2 yazıldığı zaman süreksiz. O zaman ben diyorum ki burayı -4 yapan ve burayı 2 yapan değerleri bulursam soruyu çözerim. Bitti soru. Ne diyorsunuz? Bak, Gx fonksiyonu için -4 ve 2'de, yani G-4 ve G2, bunlar parçalanmamış mı burada? Parçalanmış. Gene G fonksiyonundan bahsediyor. Farklı bir fonksiyondan bahsetmiyor. Sadece biraz ötelenmiş bir fonksiyondan bahsediyor. Madem öyle, içerisi yine -4 ve 2 olursa bu fonksiyon süreksiz olacaktır. -4 ve 2 de süreksiz çünkü G. Madem öyle, 3x eksi 1 diyorum. -4 ise buradan 3x sevgili gençler attım karşıya. -3 geldi. X eşittir. -1 de süreksiz. 1 de 3x eksi 1'i 2'ye eşitliyorum. 3x buradan 3 geliyor ve x eşittir. Ne oluyor sevgili gençler? 1 oluyor. Bir de burada süreksiz. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi 1 ile 1'i toplarsanız ne gelir? Tabii ki Ceyhan seçeneğindeki 0 gelir sevgili gençler. Cevabımız da bu olur deriz. Üçüncü sayfamızın sağ üst tarafındayız. 15. soru. Aşağıda demiş. Bakın yine aynı tarzda bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Zorluk seviyesi olarak da hani orta veya birazcık zor bir soru diyebiliriz. Orta zor bir soru. Aşağıda f1-x'in grafiği verilmiş. Bu f1-x, buna dikkat ediyorsun. Bunun grafiği. Ve diyor ki x'ler -3'ün sağ tarafına yaklaşırken f(x)'in limitinin a katı, x'ler 2'ye soldan yaklaşırken ki f(x)'in limitine eşit olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f1-x varken ben bunları nasıl halledeceğim? Şöyle. Şimdi sevgili gençler, burada -3'ün sağ tarafını şurada yerine yazmamızı istiyor. Yani f-3'ün sağ tarafını a ile çarpacağım. Bu da f2'nin sol tarafına eşit olacak. Ama benim elimde f1-x fonksiyonu varken bunu nasıl yapacağım? Şu şekilde. Diyeceğiz ki 1-x arkadaşım nereye yaklaşacak? -3'ün sağına eşitlemem gerekiyor. Yani ben x gördüğüm yere ne yazarsam bu -3'ün sağı gelir. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi çok dikkatli dinliyorsunuz. -x'i bu tarafa göndereceğim. -3'ün sağını bu tarafa göndereceğim. Böylelikle burada x, burada da 1, bakın 1 artı -3 artı olarak geçecektir değil mi? 1 artı 3'ün sağı mı diyeceğim? İşte orada duruyorsunuz, demeyeceğim. 1 artı 3'ün sağı demeyeceğim. O ne olacak biliyor musunuz? Biraz kafanızı karıştırabilir ama 1 artı 3'ün solu olacak. Yani 1 ile 3'ün solunu toplarsan da 4'ün solu. Ya hocam dur gitme, nereye gidiyorsun? Burayı bir anlat, öyle geç. O 3'ün, -3'ün sağı nasıl 3'ün solu oldu? Burayı anlat. Bak çok iyi dinliyorsun. Çizdim bir tane sayı doğrusu. Çok basit ya bunu anlamak. Bak burası 0, referans noktamız. -3'ün sağı neresi güzel kardeşim? -3 burası. -3'ün sağı da ahanda şurada bir yerde bak. Doğru mu? Şöyle göstereyim. Şurada bir yerde. Şimdi ben sana sayı doğrusu üzerinde -2'yi vermiş olsaydım bunun simetriği neresi olurdu? Hocam 2 olurdu. Yani sen bir denklemde -2'yi karşı tarafa fırlattığın zaman +2 diye geçiriyorsun. Doğru mu? Aynen simetriğini geçiriyorsun. Burada bir sıkıntımız yok değil mi? Hemfikiriz. Şimdi ben sana diyorum ki şu -3'ün simetriği nerede? Hocam 3 noktası. Peki şu mavi noktanın simetriği nerede olur? Şurada mı olur yoksa burada mı olur? Bence 3'ün solunda olur. O yüzden karşı tarafa geçtiği zaman 3'ün solu olacak. Umarım anlaşıldı. Yani şu anlatımdan sonra anlamadıysan benim şu an yapabilecek bir şeyim yok. Yanımda olsan kulağını çekerdim. Birazcık da sesimi yükseltirim. Ya nasıl anlamıyorum falan gibisinden. Şimdi 1 artı 3'ün solu 4'ün solu yapmaz mı? Yapar. Umarım şurası anlaşılmıştır. Dua ediyorum. Allah'ım inşallah anlamışlardır. Evet. X'ler ne oluyormuş arkadaşlar? 4'ün solu oluyormuş. Yani ben X gördüğüm yere 4'ün solu yazdığım takdirde bu buna eşit oluyormuş. Demek ki sevgili gençler ben bu fonksiyonda 4'ün soluna bakacağım. Çünkü 1'den 4'ün solunu çıkarınca ancak 3'ün sağ tarafı kalıyor ve bana bunu veriyor. 4'ün solu nereye gidiyor? Koyarsın elini 4'ün soluna. Hop çarptık. Ve bunu nereye götürüyoruz? 2'ye götürüyoruz. Demek ki bu kısım, yani şurası 2'ymiş. Ve diyor ki bunu A ile çarp. Yani burası 2A. Eşittir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? F2'nin solunu bulmamız gerekiyor.
F2'nin solu. Yani buradaki 1 eksi x t, ben x gördüğüm yere ne yazarsam 2'nin solunu elde ederim diye düşüneceğim. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Üstteki gibi maalesef düşünemeyeceğiz. Niye? Çünkü zaten 2 pozitif bir sayı. 2'nin solu da pozitif bir sayı. Yani bunu şöyle kafanda canlandırabilirsin. Ben bu 2'nin solunu 1,99 olarak düşüneyim mesela. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsanız 1 eksi 1,99 eşittir x yapar. 1'den 1,99'u çıkarırsa eksi 0,99 kalacaktır. Doğru mu? Peki eksi 0,99 demek ne demek arkadaşlar, aslına bakarsanız bu x'ti. Bu ne demek? Eksi 1'in, eksi 1'den birazcık daha büyük. Yani sağ tarafı. O halde eksi 1'in sağ tarafı neresi? Şurası. Ve nereye gidiyor bu da? Hop, eksi 2'ye gidiyor. Demek ki burası da kaçmış? Eksi 2. 2a, eksi 2 ise a kaçtır? Tabii ki eksi 1'dir. Yani cevap Bursa'dır diyebiliriz. Bakın şuna dikkat edin. Burada negatif olan bir eksi 3'ün sağ tarafı vardı. Karşıya geçerken dikkat etmeniz gerekiyor dedim. Ve negatifi de bu tarafa yansıtarak gösterdim. Burada sevgili gençler, zaten 2'nin solu dediğimiz değer pozitif bir değer. Ben bunu sol tarafa atarsam 2'nin solunu çıkarmak zorundayım. Yani bir sayısından 2'nin solunu çıkaracağım. Zaten pozitifti. Hani negatif çarpı negatiften muhabbet geliyor ya, şunu bu tarafa attığımız takdirde. Ona dikkat ediyorsunuz sadece. Umarım anlaşıldı. Evet sevgili gençler, cevabımıza Bursa dedik. Ve geçtik 16'ya. Şu kısmı siliyorum izninizle. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere tüm reel sayılarda sürekli olan fx eşittir parçalı tanımlı fonksiyonu bize verilmiş. Buna göre x'ler 3'e giderken fx eksi 4 bölü ax eksi 6 limitinin değeri soruluyor bize. Peki. Şimdi gençler, bu a pozitif gerçel sayıysa ve sürekli olan demiş. Oraya arıyorum. Sürekli olan. Sürekli ise her noktada limit vardır. Şimdi zaten burası polinom, burası polinom. Hani dedik ya, akarı kokarı yok bunların. Tamam, güzel. O zaman A noktasında da akarı, A noktasında akarı kokarı olmayacak. Niye? Sürekli imiş. A noktasının sol limitiyle sağ limiti birbirine eşit olacak ve o noktadaki görüntüye eşit olacak bunlar. Peki bu A noktasının solu sağı neresi? A noktasının solu da burası, sağı da burası. Neden? Çünkü X'ler A'nın solunda ve sağında A'ya eşit olmuyor. Madem öyle, burada da zaten A'ya eşit değilse demiş. O halde ben sağını da solunu da burada yerine yazacağım. Şimdi yazın bakalım a'yı. A kare eksi 5. Bu bizim limitimiz aslında. Peki a'yı şurada yerine yazarsan neyi bulursun? 3 eksi a kare. Bu da görüntüdür. Peki sürekli olması demek ne demek? Hocam limitlerin görüntüsüne eşit olması demek. Al o zaman. Limit görüntüye eşitse sürekli oluyordu. Peki at eksi a kareyi bu tarafa. 2 a kare. At eksi 5'i karşıya, eşittir 8 mi? Her iki tarafı böl 2'ye. A kare eşittir 4 gelsin. A kare 4 ise A ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Fakat ben bu eksi 2'ye bay bay diyeceğim. Neden? Çünkü A pozitif demişti. Güzel, A 2'ymiş. A'yı bulduk. Fonksiyonu da bulduk aslında. Yani buralar 2'ymiş bakın. Peki. Şimdi geçtim alt tarafa. X'ler 3'e gidiyorken demiş. X'ler 3'e gidiyorken 3'ler 2'ye eşit olmadığı için onu burada, yani şunu kullanacağım. X kare eksi 5'i kullanacağım fx yerine. Bundan 4 çıkar demiş. Ve bunu da git ax. A neydi? 2 idi. 2x eksi 6'ya böl demiş. Üst taraf x kare eksi 9. Alt tarafta 2 parantezinde x eksi 3. Ve sen x gördüğün yere 3 yazarsan, limit x'ler 3'e giderken sevgili gençler, burada da yerine yazsan, burada da yerine yazsan 0 geliyor ve 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. O zaman giderelim bu belirsizliği. X kare eksi 9'u x eksi 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayırırsın. Bölü. Alt tarafta da 2 çarpı x eksi 3'ümüz var zaten. Bakın belirsizliği yaratan ifademiz olan x eksi 3'ler birbirini götürdü. Ve geriye sadece x artı 3 bölü 2 kaldı sevgili gençler. Ve sen artık buradaki 3'ü bunda yerine yazacaksın. Yani 3 artı 3 6 bölü 2, cevap bize 3'ü verir. Yani cevabımız Edirne'ymiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyorum gençler. 4. sayfamın ilk sorusu olan 17. soruyla. Şimdi buradan sonraki sorular arkadaşlarım biraz daha senin beynini böyle mıncıklayacak sorular. Tamam. O yüzden çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Pür dikkat çözmenizi rica ediyorum sevgili gençler. Bakalım nasıl kazanımlar katacak bize, özellikle seçtiğim sorular aklınıza bulunsun. Şimdi
Diyor ki A noktası 2'ye 2, B noktası da x'e 3. Kartezyen koordinat sistemindeki noktalar bunlar. Buna göre AB uzunluğunun yani A ile B noktalar arasındaki uzaklığın karesinden 1'i çıkarıp karekökünü al ve 4 eksi x kareye bölüm fonksiyonunun 2'nin sağ tarafındaki limiti sorulmuş bize. Hazır bilgiye alışmıştık ilk 16 soruda. Şimdi hazır olmayan bilgiler var elimizde sevgili gençler ama bu hazır olmayan bilgileri de biz hazırlamasını biliriz elbette. Şimdi AB arasındaki uzaklığı nasıl bulurum? Apsisler arasındaki farkın karesi x eksi 2'nin karesi. 3'ten 2'yi çıkardım 1, bir de 1'in karesi. Bunun sevgili gençler kareköküydü AB arasındaki uzaklık. Diyor ki bunun karesini al. Aldım karesini ve bundan 1 çıkar ve sonra tekrar karesini al demiş. Oo, karekökünü al demiş. Peki. X eksi 2'nin karesi nedir? Ya da şöyle diyelim, açmayalım onu. X eksi 2'nin karesi artı 1'in karesi 1'dir. Şunu silelim. Ne var burada? Karekökün karesi mi var? Bunlar gider hocam. Gider ama öyle lang diye çıkmaz dışarı. Nasıl çıkar? Mutlak değer içinde çıkar. Doğru mu? Ama zaten içerisi pozitif olduğu için sıkıntı yok. O halde x eksi 2'nin karesi artı 1 mutlak değer dışında çıkar normalde. İçinde çıkar. Fakat zaten ifademiz en küçük 0 veya pozitif olacağı için ki zaten 0 dahi olamıyor. Çünkü x eksi 2'nin karesi 0 olsa bile 1 eklediğin zaman pozitif oluyor. Dışarı pozitif çıkar. Yani x eksi 2'nin karesi artı 1. Bir de bundan diyor 1 çıkar diyor. Bunun da karekökünü al diyor. Çok güzel bak buradaki artı 1 ile eksi 1 de birbirini götürüyor. X eksi 2'nin karesinin karekökü ne yapar? X eksi 2'nin mutlak değeri yapar hocam. Güzel. Alt tarafta ne var? 4 eksi x karede 2 eksi x çarpı 2 artı x yok mu? Var. 2'nin sağ tarafına gidiyor bakın x'ler. Yani 2'den biraz büyük tarafa gidiyor doğru mu? 2'den büyükse x'ler. 2'den büyük bir sayıdan 2'yi çıkarırsam pozitif olarak çıkacaktır dışarı. X eksi 2 bölü 2 eksi x çarpı 2 artı x'imiz var. Peki tabii şuradaki x eksi 2 ile 2 eksi x'ler giderse belirsizliği yaratan ifadeler ortadan kalkmış olacaktır. Ve bunlar birbirinin eksilisi olduğu için burada eksi 1'i biz kalacak. Yaz şimdi 2'yi yerine eksi 1 bölü 4 bizim cevabımız olur sevgili gençler. Doğru cevap Bursa'ydı. Hocam tabii yukarıdaki bu iki nokta arasındaki uzaklığı analitik geometride öğrendiğimiz formül sayesinde yaptık. Yalnız o formülü ben mesela limit sorusu çözerken aklıma gelmez hocam. Ben biraz tek düze bilgiye sahibim. Ben sınavın heyecanıyla limit çözerken yani varsayalım ki sınavın bu 22. sorusu olabilir mesela. 21-22'de geliyor limitler. 21. soruda 22. soruda limit sorusundayken benim analitik geometrideki iki nokta arasındaki uzaklığı düşünmek benim aklıma gelmez o heyecanına. Diyorsan şöyle düşüneceksin. Hemen hiç acele etmeyeceksin. Maksimum sana 15 saniye kaybettirir. O da hiçbir şey zaten AYT'de. Çünkü soru başına nereden baksan 2,5 dakika süre veriyorlar. Bak 2'ye 2 neresi güzel arkadaşım? 2 şurası, 2 burası, 2'ye 2 burada. Bir noktamız burada. X'e 3 demiş. Yaz X burada olsun, 3 de şurada olsun. Tamam. X'in nerede olduğunu hiç önemi yok. Bunu da böyle yazdın. Bir noktada burası. Bana şuradaki uzaklık lazım. Bunu nasıl bulursun? Çekersin şöyle. Dersin ki hocam şurası dik. Şurası ne? X eksi 2. Burası ne? 1. Doğru mu? X eksi 2'nin karesi artı 1'in karesinin kareköküdür burada Pisagor'dan. Buradaki uzunluk. Al sana aynı ifade. Ki zaten o formül de oradan geliyor zaten. Yani bir sıkıntı yok. Tamam. Heyecan yaratmana da gerek yok. Sakin olacaksın sınavda. O olmuyorsa böyle olur. Bu olmuyorsa başka türlü olur zaten. Hiç sıkıntı yok. X'i burada seçseydin de bu arada 2 eksi x'in karesini alırdın ki 2 eksi x'in karesi de x eksi 2'nin karesine zaten eşit. Heyecan evham yapma yani. Heyecan yaparsan kaybedersin oğlum sınavı. Veya kızım. Tamam. 18. soru. Aşağıda parçalı tanımlı bir fonksiyonun grafiğine ait. Şu çizgi beni orada deli etti. Aşağıda parçalı tanımlı bir fonksiyonun grafiğine ait parçalar kırmızı, mavi ve yeşil renkte gösterilmiş. Peki buna göre demiş bakın şuraya kadar kırmızı geliyor. Biraz yukarı sekmiş. 3'ten itibaren aşağı iniyor. Ve buranın görüntüsü de 1'miş. Yani bu fonksiyon sürekli değil, limiti de yok. Türevi de yok. Hiçbir şey değil bu fonksiyon. Sadece bir de tanımı var. Çünkü birdeki tanım yani birdeki görüntüsü 1. Devam. Mavi renkli parça neyi sormuş bize? Hangileri doğrudur? Doğru olanları arıyoruz arkadaşlar. Mavi renkli parça bir birim aşağı ötelenirse elde edilen yeni grafiğin temsil ettiği fonksiyon bir noktasında limitli olur. Şimdi bak ben bu maviyi bir birim aşağı çekersem şöyle bir görüntü oluşur. Tamam. Bunu mavi gibi düşünün. Siyah oldu ama
maviyi bir birim aşağı çektim. Üçgen 2 yaptım. Şimdi bu fonksiyonun bu noktada limiti var mı? Evet. Sürekli mi? Hayır. Limiti var mı? Evet. Bana ne demiş? Limiti olur demiş. Vallahi doğru söylüyor. Tik. Geçtik. Kırmızı renkli parça bir birim. Şunu bir silelim. Çünkü bize böyle şeyler uygulattıracak. Kırmızı renkli parça bir birim. Ve mavi renkli parça iki birim aşağı ötelirse. Şimdi bak, kırmızıyı bir birim aşağı öteledim. Şöyle. Maviyi de iki birim aşağı ötelersem diyor. Şöyle. Bu fonksiyon da x eşittir 1 noktasında sürekli olur demiş. Vallahi şu an şu fonksiyon sevgili gençler, buradaki 1'in de görüntünün de limite eşit olmasıyla beraber sürekli oldu bence. Doğru. Burayı da sildim. Ay silemedim. Sildim arkadaşlar. Üçüncü öncülde yeşil renkli nokta bir birim yukarı. Yeşili bir birim yukarı kaldırdık. Tamam. Ondan sonra diyor ki mavi renkli parça bir birim aşağı ötele diyor. Maviyi de bir birim aşağı öteledim. Artık yeni oluşan fonksiyon şu mu oldu? Evet, bu oldu. Devamında ne demiş? X eşittir 1 noktasında sürekli. Evet, az öncekinin bir birim yukarıdaki hali zaten. Demek ki bu da doğru. Cevap ne olacakmış? 1, 2 ve 3. Hay, aşağı inemedim. Heh. Cevap Edirne'ymiş sevgili gençler. Şurayı da sildik. Devam ediyorum. Kaçıncı soruyla? 18 mi 19 mu? 19. soruyla. Şu kısımları da siliyorum arkadaşlar. Sildik. Nerelere gittik? En sona gittik. Arkadaşlar kusura bakmayın, sizi biraz bekleteceğim. O sırada ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz iyidir. Klavyede farklı bir tuşa bastım arkadaşlar. Sanırım end tuşuna bastım delete'e basarken. Bu da beni sayfanın sonuna attı. Kusura bakmıyorsunuz. 19. sorudayım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Fx fonksiyonunun grafiği aşağıda gösterildiği gibi doğrusal iki parçadan oluşmuş sevgili gençler. Peki. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi bakalım. X'ler 3'e giderken fx eksi f3. Şimdi fx'in 3'teki limiti ne? Bakın burada hop 8. Doğru mu? 8. F3 ne? Sürekli fonksiyon olduğu için f3 de 8'dir. 8'den 8'i çıkardın, 0 buldun. Doğru. Fx'in 6'daki limiti. 6 nere? Şura. 6'daki limiti 6'daki görüntüsüne eşit. Çünkü 6 noktasında sürekli arkadaşlar. Benim burayı bulmam gerekiyor. Eğim önemli. Bakın şurası 8 birim. Şurası 4 birim. Demek ki 8 azaldığı zaman 4 birim sağa kayıyor. Yani eğim eksi 2. O halde şurası kaç birim? Burası 1 ise, eğim de eksi 2 ise burasının 2 olması gerekiyor mecburen. Yani yanlış bir şey çizmişiz. Şöyle olacak. Demek ki 6 şuralarda bir yerde. Neyse fark etmez. 2 diyelim arkadaşlar. Ya da neyse net çizeyim ben size. İçim rahat etmez. Gece uyuyamam falan. Şöyle yapalım. Şurası 6 olsun, tamam mı? Bunun da görüntüsü mecburen 2 olacak dedik. Şurası da 6'ymış arkadaşlar. Şurası 1 birim. Şurası da 2 birim olduğu için. Şimdi o zaman F6 nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. F0 kaç? F0'a bakıyorsun, o da 2. 2'den 2'yi çıkar diyor. 0. Bu da doğru. Buna da sıkıntı yok. Geçtim C'ye. Fx eksi F1 bölü x eksi 1 eşittir 2 denilmiş. Şimdi normalde türevden olsa anasını ağlatmıştık da. Neyse. Çünkü bu ne demek? F türev 1 demek. Yani 1 noktasındaki eğim demek. Neyse, biz türevden çözmeyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Fx fonksiyonumuzu bulalım. Şimdi fx'in ama neredeki? X'lerin 1 olduğu yerlerdeki fonksiyonu. Yani şuradaki o artan maviyle gösterilen doğrunun ismini bulalım biz. Bu doğrunun ismi arkadaşlar, şöyle bakacaksınız. Bakın şurasının 8 birim olduğunu ve şurasının 4 birim olduğunu biliyorduk. 8 bölü 4'ten eğim 2'dir. Dolayısıyla buradaki fonksiyonumuz y eşittir 2x eğim 2 olduğu için. 0 verince de 2'den geçmemiş mi? Yaz 0'ı, 2 kere 0, 0. Hani 2'den geçeceğiydi? O zaman ne olacak? 2 ekleyeceğiz. Yani bu fonksiyonun ismi, şöyle yazalım, 2x artı 2. Güzel. Şimdi fonksiyonun ismi 2x artı 2 ise f1 kaç? F1 de 2 kere 1, 2, 2 ekle 4. Şuradan buldum f1'de ha. 4'ü çıkardım. Ne oldu? 2x eksi 2 mi oldu? Bölü demiş x eksi 1. Yaz 1 yerine 0 bölü 0. Al 2 parantezine x eksi 1 bölü x eksi 1. Çat çat gitti. Limit kaçmış? 2. Vallahi bu da doğru söylemiş. Peki. Fx'ten f3 çıkar, x eksi 3'e böl demiş. Nerede ama? 3'te. 3 noktasında istediğin fonksiyonu kullan. Çünkü sürekliymiş ya. İster bunu kullan, ister bunu kullan. Hiç fark etmez.
Gelin sevgili gençler, fx için şunu kullanalım. Onu zaten bulmuştuk görüyorsunuz. 2x artı 2. Şimdi f3 çıkar demiş. F3 de zaten 8 olduğu görülüyor. 8'i çıkarırsanız 2x eksi 6 yapacaktır. Bölü alt kısımda x eksi 3 var. Yukarıya al 2 parantezine x eksi 3 gelsin. Alt tarafta da x eksi 3 var. Çat çat gitti. Cevap ne olacakmış? 2. Bana ne demiş? 0. Uğraştırdı bizi. Cevap neymiş? Denizliymiş sevgili gençler. Yanlıştır diye soruluyordu. Cevabın 2 çıkması gerekirken 0 çıkmış. Tabii ki de yanlış. Ve devam ettik 20. sorumuzda. X'ler 1'e giderken kök x eksi 1 bölü 4. dereceden kök içerisinde x eksi 1 limitinin bize değeri sorulmuş. Şimdi bak burada bunları çarpanları ayırmaya uğraşma, tamam mı? Yani sana yazık. Sana yazık. Böyle dedemin bir lafı vardı. Derdi ki Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir diye bir laf vardı. Madem biz alimiz sevgili gençler, sonuçta burada ders görüyoruz değil mi? Yani bilimle uğraşıyoruz, ilimle, irfanla uğraşıyoruz. Madem öyle, o bilgiyi biz, ilmi ne olarak kullanacağız? Amelelik etmemek için kullanacağız. Peki şöyle yapacağız yani. Diyeceğiz ki ulan x'ler, ben x'leri t üzeri 4'e yaklaştırayım. Niye t üzeri 4? Çünkü buranın kökün derecesi 2. Burası da 4. 2 ile 4'ün ortak katı 4. O zaman t üzeri 4'e gitsin ki ben x gördüğüm yere t üzeri 4'ü yazınca ikisi de çatır çatır çıksın. Peki x'ler neye yaklaşıyordu? 1'e. T üzeri 4'ler de 1'e yaklaşıyorsa t'ler de tabii ki 1'e yaklaşır sevgili gençler. Çünkü t 1 iken t üzeri 4 1 olur ve x de doğal olarak 1 olur. Demek ki ben artık soruyu değiştirebilirim. Limit t'ler 1'e yaklaşırken t üzeri 4'ün karekökü ne yapar arkadaşlarım? T kare yapar. Eksi 1 bölü t üzeri 4'ün 4. dereceden sevgili gençler kökü ne yapar? T yapar. Burası da t eksi 1. Üst tarafı çarpanlarını ayırıyorsun. T eksi 1 çarpı t artı 1 yapıyor. Alt tarafta t eksi 1. Çat çat gitti. T gördüğün yere yaz şimdi 1'i burada. Cevap ne gelir? 2. Demek ki cevabımız Denizli olacakmış diyebiliriz. Evet gençler, bir diğer sayfama, 5. sayfanın ilk sorusuna geçiyorum. 21. sorudayız arkadaşlar. ABC bir üçgen denilmiş. AB 3 birim, AC 5 birim. 3, 5 burası alfa, burası x demiş sevgili gençler. Ve diyor ki teta bir gerçek sayı. Ve alfalar teta'ya yaklaşırken x değeri, şuradaki x değerinden bahsediyor, 7 olduğuna göre teta aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Çok güzel bir trigonometriyle limit harman sorusu arkadaşlar. Ve tabi sizin bu şekli görür görmez aklınıza bir şey gelmesi lazım. Ne gelecek? Tabi ki sevgili gençler, kosinüs teoremi gelmesi lazım. Neden? 3 var, 5 var. 2 tane kenarın arasında kalan açı da burada alfa olarak verilmiş. O halde kosinüs teoremi yapmamak için elde bir sebep yok. Karşının karesi, yani x'in karesi eşittir 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 30 yapar. Çarpı kosinüs, sevgili gençler, ne diyeceğiz? Alfa. Şimdi burada alfalar teta'ya yaklaşırken demiş ya x. Madem öyle sevgili gençler, bakın alfaların teta'ya yaklaştığı durumda ben bu x'in 7'ye gittiğini görüyorum. Buraya 7 yazarım. Ve alfalar da teta'ya yaklaştığına göre buradaki alfayı da silerim. Oraya da teta derim. Olur biter. Pekala. Şurası kaçtır? 34. Burası da 49. 34'ü karşı tarafa atarsanız eksi 15 gelecektir. Eşittir. Bakalım artı 15 sevgili gençler. Eşittir. Eksi 30 çarpı kosinüs teta yazdım. Buradan kos teta'nın tabii ki eksi 15 bölü 30'dan eksi 1 bölü 2 geldiğini görürsünüz. Peki bu teta açısı. Peki bu teta açısı hangi değer için eksi 1 bölü 2'dir? Kosinüs eksi 1 bölü 2'dir. Bu teta açısının hangi değeri için kosinüs eksi 1 bölü 2'dir? Tabii ki artı 120 derece. Bu da sevgili gençler bize pi eksi pi bölü 3'ten 2 pi bölü 3'ü verecektir. Ve cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Hocam bu kosinüs eksi 1 bölü 2 yapan mesela pi artı pi bölü 3'ten 4 pi bölü 3 de var. Yani şıklarda bu da olamaz mıydı? Şıklarda bunun olması bir kere abes olur. Niye? Çünkü bu 4 pi bölü 3 dediğimiz açı bir kere pi'den büyük, yani 180'den büyük. Yahu kardeşim biz üçgenden bahsediyoruz. Üçgenin içindeki bir açı nasıl 180'den büyük olabilir ki? Değil mi? Bundan kaynaklı sevgili gençler biz burada cos teta'yı eksi 1 bölü 2 yapan
Tek açı var. Sorunun hikayesine göre tabii ki. O da 2pi bölü 3'tür. Cevabımız da Denizli'dir diyecektik. Sevgili arkadaşlar, 21. sorumuz için güzel bir soruydu. Devam ediyorum 22. sorumla. Şimdi soruyu okuyarak ve kaleminizi bile oynatmadan aslında soruya tek atabilirsiniz. Niye? Çünkü tek atılacak bir soru. Yani müsait. Şimdi diyor ki fonksiyon iki haricindeki reel sayılardan bir A kümesine tanımlanmış ve M ile N'de bir reel sayı olmak üzere fx fonksiyonu x kare artı mx artı n'nin kare kökü bölü mutlak değer x eksi 2 olarak verilmiş kuralı bize. Ve bu f fonksiyonunun grafiğini de aşağıdaki gibi vermiş. Ya biz bu grafikleri ne grafiği olduğunu biliyoruz? Tabii ki sabit fonksiyon grafiği olduğunu biliyoruz. Sabit fonksiyon grafiği sevgili gençler. Şimdi bu sabit fonksiyon imiş aslına bakarsanız bu. Fonksiyon sabitmiş. Yani bunca x'i olan, bunca karekökü olan, bunca mutlak değeri olan fonksiyon sabit fonksiyon nasıl olacak? Bir kere burası mutlak değer x eksi 2 ya. Demek ki burası da mutlak değer x eksi 2'ymiş. Peki karekök dışına bu ifade mutlak değer x eksi 2 diye çıktıysa bunun içi x eksi 2'nin karesi değil midir arkadaşlar? Ancak bu şekilde olursa çünkü 2 ile buradaki karekök gider. Yani kare ile karekök gider ve mutlak değer x eksi 2 diye çıkar. Demek ki içerisi aslına bakarsanız x eksi 2'nin karesiymiş. Yani x kare eksi 4x artı 4'müş. Yani bu x kare artı mx artı n dediğimiz ifade x kare eksi 4x artı 4'ün ta kendisiymiş. Yani m eksi 4'müş. N de tabii ki 4'müş. N'den m'yi çıkar demiş bize. Yani 4'ten eksi 4'ü çıkar demiş. Ne yapar arkadaşlarım? 8 yapar. Cevap Denizli'dir diyebilirsiniz. 22. sorumuzu çözdük. Şimdi sağ üst tarafa doğru geçiyoruz. 23. sorumuza. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonumuz var. F fonksiyonu parçalı tanımlı. Nerede parçalanmış? X eşittir 2 noktasında parçalanmış. Ve diyor ki bize f fonksiyonu birebirdir ve aynı zamanda da süreklidir. Bak sürekliyse sevgili gençler, f fonksiyonunun biz her noktada limitinin olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bir kere iki noktasında limit varmış. O garanti. Yalnız burada öncüllerimize bakalım, ona göre yorum yapalım. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Peki şimdi birinci öncülümüzde fx örtendir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle size tavsiyem şöyle kafanızda canlandırın ya da kafanızda canlandırmak yetmiyorsa eğer bir şeklini şemalini çizmeye çalışın bu fonksiyonu. Çünkü x karenin falan grafiğini biliyorsun sen. Şimdi x karenin grafiği normalde şu değil mi? 2 için şöyle gösterelim. 2 için sevgili gençler 4'ten geçen bir grafik ve x'ler 2'den büyük veya eşitken bunu kullan demiş. Yani sadece şu parçasını kullanacağız sevgili gençler. Biz bu fonksiyonumuzun yani şuradaki şu şekilde olan parçayı kullanacağız. Tabii şurayı silebiliriz artık. Peki x'ler 2'den küçükken de ax artı b biçiminde çıkması gerekiyor bu fonksiyonun. Bir doğru fonksiyonu ama bu doğru sevgili gençler şu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir, şu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir, her türlü olabilir. Bak şimdi şu şekilde olabilir dedik mesela. Şu şekilde olabilir dedik. Şu şekilde olabilir dedik. Değil mi? Hepsi olabilir bunların. Peki şimdi bana diyor ki fx örtendir. Yani tüm reel sayıları örter diyor. Bir kere kimse kusura bakmasın. Eğer benim f fonksiyonum şu yukarıdaki gösterdiğim gibi ise bu fonksiyon örten olmayacaktır. Niye? Tüm reel sayıları örtmüyor çünkü. 4'ten daha küçük olan değerlerde bir görüntüsü olmaz bu fonksiyonun. Dolayısıyla örtenliği yalan oldu. Gitti. Şimdi sevgili gençler bir de şöyle bir durum var. Fx örtendir dedik ama f'in de birebir olduğunu söylemişti bize. O zaman bir duracağız. Fx birebirse yukarıdaki grafik de hayal olur ve birinci öncül için ondan özür dilememiz gerekir. Neden? Çünkü sevgili gençler bizim fonksiyonumuzun grafiği eğer bu şekilde olursa yani bu şekilde v biçiminde olursa fx birebir olmaz. Yani bunu sileceğiz. Demek ki %100 biçimde benim f fonksiyonumun grafiği artan olacak. Yani şu parçamız artan olacak ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Peki. Yani sevgili gençler fx'in örten olduğu bir kere gerçek. Birebirse artık örtendir. B'nin en büyük tam sayı değeri 3'tür ve A'nın en küçük tam sayı değeri 0'dır denilmiş.
Burada sevgili gençler, A'nın en küçük tam sayı değeri eğer 0 olursa 0 çarpı x artı b'den bu eşittir b gelir. Ve b bir sabit fonksiyondur. Yani fx eğer x'ler 2'den önceyken b oluyorsa b sabit fonksiyondur. Ve sevgili gençler, sabit fonksiyon olursa eğer, mesela şu şekilde bir sabit fonksiyon olursa bu birebir olmaz. Kimse kusura bakmasın. Birebir olmayacağı için de sevgili gençler, A'nın en küçük tam sayı değerini ben 0 olarak kabul edemem. Peki, demek ki ben A'nın artık 0'dan daha büyük olması gerektiğini öğrendim. Yani bu fonksiyon sevgili gençler artan bir fonksiyon olacak. Yani burada çizilenler gibi sabit fonksiyon falan olamayacak. Tüm bunların ışığında ikinci öncülümüze bakarsak B'nin en büyük tam sayı değeri 3'tür denilmiş. Bunu yorumlayalım. Şimdi ben burada fonksiyonun sürekli olduğunu bildiğime göre sağ limit sol limite eşit olacak. Yani burası da 2'den 4'ten geçecek. 2'yi yerine yazalım arkadaşlar şurada. 2A artı B sevgili gençler ne olması lazım? 4. Şimdi ben A'nın 0'dan büyük olması gerektiğini biliyorsam tabii ki 2A da 0'dan büyüktür. Ve burada şunu yazmak istiyorum. 2A sevgili gençler 4-B'nin ta kendisidir. Peki ben burada 2A 0'dan büyük diyorsam, yani A 0'dan büyükse 2A da 0'dan büyük. 2A 4-B'ye eşitse 4-B de 0'dan büyüktür. Bakın 4-B 0'dan büyük dedik. Böylelikle B'yi bu tarafa atarsanız B küçüktür 4 gelir. Ve B'nin alabileceği maksimum tam sayı değeri. Burada B'nin alabileceği maksimum tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 3'tür. Bize ne demiş? 3'tür demiş. Yani ikinci öncülümüz de doğru bizim. O halde cevabımız ne olacak? 1 ve 2. Şimdi şöyle bir durum var. Hocam bu örtenliğini nasıl şey yapacağız? Orayı sanki atladınız gibi geldi. Atlamadık aslında. Şunu şöyle çizebilirdik hocam. Bu şekilde olursa, bu da bu şekilde devam ederse, parabolümüz de şu şekilde devam ederse hocam. Bakın buradaki hiçbir reel sayı değerini almadı. Yani örten olmayacaktı. Yalnız şöyle bir durum var. Sürekli demiş. Sürekli dediği için de bu doğru buraya kadar gelmez. Mecburen ikisi içinde, yani x kare içinde, ax artı b içinde, 2 için 4'ten geçeceğinden sevgili gençler bunlar burada buluşmak zorundalar. Bundan kaynaklı da örten olur. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Güzel soruydu. Soru 24. A, B, C ve D, E, F birer dik üçgen. A, C bir birim. Ve şurası da sinüs alfa birim. Buna göre alfalar sıfıra yaklaşırken AB eksi EF bölü DE limitinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben AB uzunluğunun hipotenüsün 1 iken burasının 1 çarpı sinüs alfa olduğunu biliyorum. Şurası da kosinüs alfadır sevgili gençler. Burası sinüs alfayken DE uzunluğunu hipotenüs çarpı sinüs alfa, yani sin alfa çarpı sin alfa, yani sin kare alfa. Ve EF uzunluğunun da hipotenüs çarpı kosinüs alfa, yani sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olması gerektiğini biliyorum. Bunları biliyorsak soru bizim için çok basit. Şöyle, AB uzunluğumuz, bakın burada sinüs alfa. EF uzunluğumuz sin alfa çarpı kos alfa. Ve son olarak DE uzunluğumuz da sevgili gençler sin kare alfaydı. Onu da yazalım. Sonra üst tarafı sinüs alfa parantezine aldığınızı düşünün. 1 eksi kosinüs alfa kalır bakın. Alt kısımda da sin kare alfa var ya, onu da 1 eksi kos kare alfa olarak yazın. Ve daha sonrasında şunu fark edin hemen. Aa dur ben bunu daha kısa yazarım deyin kendi kendinize. Bu aslında 1 eksi kosinüs alfa ile 1 artı kosinüs alfanın çarpımıdır deyin. Ve sevgili gençler şu şekilde devam edelim. 1 eksi kos alfa ile buradaki 1 eksi kos alfa birbirini götürür. Ve götürdükten sonra sen eğer alfa gördüğün yere 0 yazarsan sinüs 0 bölü kosinüs 0'ı elde edersin. Kosinüs 0 artı 1'i elde edersin. Üst taraf sin 0 0. Alt tarafta kos 0 1'di. 1 artı 1'den 2 gelir. Ve 0 bölü 2'den cevabı ne bulursun? Tabii ki 0 bulursun. O halde cevabımız da Ceyhan seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 6. sayfamız ve ilk sorumuz 25. soru sevgili gençler. Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Diyor ki f 3x artı 1 fonksiyonu x eşittir a noktasında limitsiz olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f fonksiyonunun limitsiz olduğu nokta neresi? 2.
Değil mi? Yani ben şunu biliyorum. F'in içini 2 yapıyorsa bir nokta o süreksizdir. O zaman gel burada F'in içini 2 yap. Bitsin soru. A noktasında süreksizse yaz bakayım A yerine. 3A artı 1 eşittir 2 olsun. O zaman 3A eşittir 1 gelir. O halde A eşittir 1 bölü 3 olur. Soru bitti. Cevap Denizli'ydi. Evet. 26. sorumuzdayız. X 1'e giderken x çarpı tanjant pi bölü x eksi 1 limitinin değeri varsa kaçtır diye sorulmuş. Limit değerinden bahsediyor. Şimdi tabii burada çarpanları ayırmaya falan uğraşıp buradaki x eksi 1'i yok etmeye falan çalışalım. 0 bölü 0 belirsizliği falan gelsin. İşte burada bu soruyu bu yüzden koydum. Niye koydum? Çoğumuz bu soruya baktığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği olmalı diye soruyu atladığımız için kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Yalnız illa 0 bölü 0 belirsizliği gelmek zorunda değil ki. Yani bu 1 burayı 0 yapıyor diye yukarıda x eksi 1 çarpanı aramak zorunda değilsiniz. Tanjant pi yani tanjant 180 kardeşim 0 değil mi? 0 bölü x eksi 1'in 1'deki limiti sorulmuş arkadaşlar. 0 bölü diyoruz. Tabii ki limit değeri 0 olacaktır. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak sevgili gençler. Bak şunu söylemiyorum. X eşittir 1'de tanımsız değil mi hocam? Tanımsız. Bunda sıkıntımız yok ki zaten. Biz x'ler 1 olsun istemiyoruz zaten. X'ler 1'e gitsin istiyoruz. Bakın 0'ı 1'e yaklaşan 0'ı pardon özür diliyorum. Şurası 1'in sağ tarafından 1'i çıkardım mesela 0'ın sağ tarafı. 0'ı 0'ın sol tarafına böldüm. Bunların ikisi de 0'dır arkadaşlar. Neden? Çünkü alt taraf 0 değil ki. Alt taraf bambaşka bir şey. 0 değil. Sıfıra yaklaşıyor. Sıfır olmamış hiç. Dolayısıyla burası 1'e yaklaşıyorsa x hiçbir zaman 1 olmamıştır. Yerine yazdığınız zaman x eksi 1 de hiçbir zaman 0 olmaz. Ve sen 0'ı 0 olmayan bir sayıya bölersen cevabı 0 bulursun. Yani cevabımız Bursa olacaktı. 27. sorumuz. X'ler 3'e giderken demiş. Bunun değeri sorulmuş. Aslında çok karmaşık gibi bir soru duruyor ama çok basit. X'ler 3'e gidiyor unutmayın. 3'ten 5'i çıkarırsanız negatif gelecektir sevgili gençler. Dolayısıyla üst taraf yani mutlak değer x eksi 5, 5 eksi x diye dışarı çıkar. Eksi açtım parantezi 3 x eksi 7, 3'ü yazın yerine 9 eksi 7'den 2 geldi. Yani pozitif oldu, olduğu gibi çıkacak. Daha sonrasında bölü, şurası 5'ten 6'yı çıkarın negatif. Demek ki burası 2 x eksi 5 olarak dışarı çıkacak. Eksi 3'ten 2'yi çıkardım pozitif, dolayısıyla burası da x eksi 2 diye olduğu gibi dışarı çıkar. Eksi x var, eksi 3x var, eksi 4x yapar. Artı 7 var, artı 5 var, artı 12 olur. Bölü. 2x var, eksi x var, x geldi. Eksi 5 var, artı 2 var, eksi 3 geldi. Üst tarafı alın arkadaşlar, eksi 4 parantezine x eksi 3 gelsin. Alt tarafta da bir x eksi 3'ümüz var zaten. X eksi 3'ler patır kütür gider. Geriye kalan ifade sayı senin cevabın olur. Cevap Bursa'ydı dedik. Evet, 6. sayfamızın sağ üst tarafındayız sevgili arkadaşlarım. 28. sorumuz. Bir şeyi 40 defa söylemeye az kaldı. Aşağıda eksi 2 ve 2 kapalı açık aralığından eksi 2 2 açık aralığına tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bakalım. Eksi 1'in sol tarafındaki limit 1'dir demiş. Eksi 1'in sol tarafından yukarı çıktık çarptık nereye? 1'e. Doğru demiş. Eksi 1'in sağ tarafındaki limit eksi 1'dir denilmiş. Eksi 1'in sağ tarafı bu tarafa gidiyor ve eksi 1'e gitmiş. Doğru. Sıfırdaki limit 0'dır denilmiş. Şimdi sıfıra bakıyorsunuz. Sıfırın limiti solu da eksi 2, sağı da eksi 2. Bana 0 demiş bu adam. Cevap Ceyhan. 1'in sol tarafındaki limiti aşağı doğru indik. Eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 demiş. Doğru. 1'in sağ tarafındaki limit hop yukarı çıktım. Nereye gitmiş? 1'e. Bu da doğru. Cevap Ceyhan seçeneği olacak. Yanlış olan şıkları da gösterelim dedik. 29. sorumuz. F, G, H ve T birer fonksiyon. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye edeceğim bir soru. F, G, H ve T birer fonksiyon. F bileşke T fonksiyonu. T fonksiyonu birden büyükken 1. T fonksiyonu birden küçük veya eşitken x eksi 1 olarak. G bileşke HX fonksiyonu da H'lar sıfırdan küçükken 1, sıfırdan büyük veya eşitken X eksi 2 olarak çıkaracaksın demiş. Buna göre limit X'ler 3'ün sağ tarafına yaklaşırken F G içerisinde X eksi 3. Yani F bileşke G X eksi 3 sevgili gençler. Bunun sonucu sorulmuş X'ler 3'ün sağına yaklaşırken. Peki.
Şimdi önce neyi bulmamız lazım? Şunu. Limit x 3'ün sağ tarafına yaklaşırken sevgili gençler g'yi bulmamız lazım. G içerisinde x eksi 3'ü. Şimdi hocam benim elimde g x eksi 3 falan yok. G hx var. O zaman güzel kardeşim g'nin içindeki bu x eksi 3'e sen dersin ki bu hx olsun. Ben bunu hx gibi düşünüyorum. Yani hx x eksi 3 olsun diyelim. Sonuçta g'nin içinde bir fonksiyon var. E bu da g'nin içinde bir fonksiyon. Ben bunu x eksi 3 olarak kabul ederim. Ve x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? Unutmayın 3'ün sağ tarafını. Yani h 3'ün sağ tarafı. Şimdi 3'ün sağ tarafından 3'ü çıkarırsam ben 0'ın sağ tarafı yapar. Yani 0'dan büyük. Yani arkadaşlarım burada h'ın limiti neymiş? 0'dan büyük. Bakın h'lar 0'dan büyük gelmedi mi? Demek ki ben o x'i şurada yerine yazacakmışım. Yani o 3'ün sağ tarafını burada yerine yazacağız. Ve 3'ün sağ tarafından 2'yi çıkaracağız. 1'in sağ tarafı gelecek. Yani arkadaşlar bu limitin değeri 1'in sağ tarafıymış. Güzel. Yani şurası 1'in sağ tarafıymış. Çok güzel. Şimdi f'in içine 1'den daha büyük bir sayı yazdım. F'in içerisinde tx yok muydu? F'in içinde 1'den daha büyük bir şey var. Yani bu tx 1'den daha büyükmüş. O halde sevgili gençler cevap direkt karşımıza çıkmış olmuyor mu? Cevabımız kaçmış? 1. Yani doğru cevap Denizli seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Evet, 7. sayfamızın ilk sorusu, 30. sorudayız sevgili gençler. Yine çok dikkatli dinleyin. Yani bu sorulardan itibaren, 17. sorudan itibaren çok dikkatli dinlemenizi tavsiye etmiştim zaten. Aynı şekilde pür dikkat dinlemeye devam edin. X'ler eksi 2'ye giderken fx artı 2 bölü kök içerisinde eksi 2x eksi 2, 8'miş bunun limiti. Şunun limiti de 3. Bana x'ler eksi 2'ye giderken fx artı 2, o bunun benzeri şurada var bakın. Bir de gx, bu da burada var. Oranı kaçtır diye sorulmuş. Peki, şöyle diyelim. Biraz toparlanalım. Limit, x'ler sevgili gençler eksi 2'ye giderken ben fx artı 2 bölü kök içinde eksi 2x, şunları şöyle yapmayalım. Kök içinde yapmayalım diyorum, yapıyorum. Kök içinde eksi 2x eksi 2. Şunu şöyle kapatalım, tamam mı? Bölü gx bölü x kare eksi 4 yazarsam eğer, bak burada bir fx artı 2 bölü gx'i elde ederim. Ki bunun da sonucu sevgili gençler bize 8 bölü 3'ü verecektir. Aynen bu şekilde. Şimdi ben neresiyle ilgileneceğim? Nereyi derleyip toparlamaya çalışayım? Şurayı. Tamam, burayı bir derleyip toparlamaya çalışalım bakalım. Şimdi ben bunu ters çevirip çarpalım. Fx artı 2, tamam mı, bölü kök içinde eksi 2x eksi 2 çarpı x kare eksi 4'ü de x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazalım isterseniz. Şu şekilde. Bunu ters çevirdim f'in yanına. Bölü gx diyorum. Bakın böylelikle bizden istenen ifade fx artı 2 bölü gx şu an cebimde ama diğer kısımlar bağımsız. Yani onlar ne olacak bilmiyoruz. Peki. Şurada kök içinde eksi 2x eksi 2 var ya. Bu arada eksi 2'yi yerine yazarsanız payda mayda hepsi 0 geliyor. Pay payda 0 bölü 0 belirsizliği var. Ben bundan da kurtulmaya çalışıyorum. Şimdi burayı sevgili arkadaşlar kök içerisinde eksi 2x artı 2, yani buradaki paydanın eşleniğiyle ben genişletirsem, genişlettiğim takdirde şöyle bir ifade ortaya çıkar. Fx artı 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı kök içinde eksi 2x artı 2 ve daha sonrasında bölü, bakın şunu da genişletiyordum, onu buraya yazdım, tamam mı? Bölü diyorum ki gx'i şuraya yazayım ki f ile g alt alta dursun. Çarpı. Şimdi şununla şunu çarpacağız ya arkadaşlar. Birisi a eksi b, öteki a artı b formatında. Çarparsam a kare eksi b kare gelecek. Yani şunun karesinden bunun karesini çıkaracağız. Bunun karesi eksi 2x'tir. 2'nin de karesi 4'tür. Demek ki burası da eksi 2 parantezinde x artı 2 olacakmış. Güzel. Şimdi ben diyorum ki o halde buradaki x artı 2 ile buradaki x artı 2 giderse az önce belirsizliği yaratan ifade olan x artı 2'ler birbirini götürmüş olacak. Ve böylelikle artık ben rahatlıkla x2'yi tekrardan yerine yazabilirim.
Şimdi eksi 2'yi şurada yerine yazarsanız eksi 4 gelir. Bakın f x artı 2 çarpı eksi 4 çarpı. Şurada yerine yazarsanız eksi 2 kere eksi 2 4. 4'ün karekökü 2. 2 artı 2 de 4 gelir. O halde çarpı 4 dedim. Bölü gx çarpı eksi 2 kalmıştı burada da. Eşittir. Bunun da limiti neymiş? 8 bölü 3. Bakınız arkadaşlar, benden nerenin limiti isteniyordu? Fx artı 2 bölü gx'in limiti isteniyordu. Burası eksi 16. Burası eksi 2. Eksi 16'yı eksi 2'ye bölerseniz 8 gelir. Bu tarafı 8'e böldüm. Burayı da 8'e böldüm. Ve limit değerim ne geldi? 1 bölü 3. Yani cevabımız neymiş? Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim artık sevgili gençler. Evet. 30. sorumuzu da çözdük. Geçtik 31'e. Bana diyor ki şekilde O merkezli bir çember verilmiş. Çemberin yarı çapı sabit ve R'dir. Bakın burada olduğu gibi. Şurası da R midir? R'dir değil mi? Aynen. Merkezden çekilmiş. Çemberin yarı çapı sabit ve R'dir. Hareketli D1 ve D2 doğrularının şu ve şu doğru sevgili gençler. Hareketli. Bu doğrularının çemberin merkezine uzaklıkları D ve D artı R bölü 2'dir. Bunlar da verilmiş bakın burada. Gördüğünüz üzere R ve D artı R bölü 2. Tamam. Bana diyor ki D'ler R'lere yaklaşırken AB bölü CD nedir? AB dediği yer şuranın tamamı. Şöyle gösterelim. AB buranın tamamı. CD de sevgili gençler şu kısmın tamamı. Şimdi çemberden biliyoruz ki merkezden bu kirişlere inen dikmeler bu kirişleri iki eşit parçaya bölecektir. Dolayısıyla şu parçalarda birbirine eşittir diyebiliriz. Burası buraya, burası da buraya eşit. Peki ben şu EB uzunluğunu bulabilir miyim? EB uzunluğunu. Bakınız EB uzunluğu sevgili gençler Pisagor'dan R kare eksi D karenin kare köküdür. Doğru mu? R kare eksi D karenin kare kökü. Bir de şuradaki CF uzunluğunu bulalım isterseniz. CF uzunluğu da madem öyle aynı yöntemle R kareden yani hipotenüsün karesinden D artı R bölü 2'nin karesini çıkararak elde edebilirim. Bu da CF. Şimdi bana AB lazımdı. Biliyorsunuz ben EB'yi buldum. EB'nin aynısı AE olduğu için ve AB uzunluğu demek ki 2 tane EB olduğu için bunu 2 ile çarparım ve bu bana artık neyi verir? AB uzunluğunu. Burası da sevgili gençler 2 ile çarpılırsa artık CF olmaz. Ne olur? CD uzunluğu olmuş olur. Şimdi AB'yi CD'ye böl demiş. Bakın gelin limit olarak şunları biraz yazalım. 2 çarpı 2 çarpı karekök içerisinde R kare eksi D kare D'nin karesi ve bölü 2 çarpı yine karekök içerisinde R kare eksi D artı R bölü 2'nin karesi dedim. Bu da tabii karekök içerisinde. Şimdi ikileri götürebiliriz. Onlarda bir sıkıntı yok. Ben bu ifadeyi bulacağım. D gördüğüm yere R yazdığım takdirde üst taraf 0 geliyor. Alt taraf da sevgili gençler 0 geliyor. 4 R kare bölü 4'ten R kareler birbirini götürüyor. 0 geliyor. Demek ki bu ifadeyi sadeleştirmem gerekiyor. İkisi de karekök içerisinde olduğunda ben bunu tek bir kök içerisinde yazabilirim rahatlıkla. Şöyle diyelim R kare eksi D kareyi çarpanlarına ayırarak R eksi D çarpı R artı D olarak yazalım. Tamam. Nereyi yazdım şu an? Şu kısmı. Şimdi şunu da 2 kare farkından çarpanlarına ayıralım. Bölü dedim. Yazıyorum. R eksi D artı R bölü 2 ve sevgili gençler R artı D artı R bölü 2 dedim. Tek kare kökün içerisine daldım bunu. Peki devam. Tek kökün içinde bayağı uğraştırdı ha. R eksi D çarpı R artı D bölü. Şimdi şunu paydasını eşitleyerek yazalım. Bak R ile 2'yi çarptın 2R. 2R'den hop R'yi çıkardın. Çünkü önünde eksi var. R kaldı. Eksi D bölü 2 oldu. R eksi D bölü 2. Burası da 2R. R daha 3R artı D bölü 2 geldi. Paydalarını eşitleyince. Şimdi arkadaşlarım. Kırmızıyı alalım elimize. Bak şuradaki R eksi D ile buradaki R eksi D'ye giderse D'ler R'ye giderken R, D eksi D'den 0 geliyordu ya o 0 bölü 0 belirsizliğini yaratan ifadeler gitmiş olur. Artık rahatlıkla D gördüğün yere R yazabilirsin. Bak yazdım buraya R'yi, yazdım buraya R'yi. Üst taraf 2R geldi. Alt tarafta 3R'ye R ekledin. 4R 2'ye böldün. Gene 2R.
2'ler de gitti, R'ler de gitti, 1 geldi zaten. 1'in karekökü sorulmuş bize. Cevap nedir o halde? Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet, 31. sorumuzda çözdüğümüze göre geçtik 32'ye. Sağ üst taraftayız. Hadi bakalım. Deniliyor ki bu limitin değeri kaçtır? X görünceli 2 yazın. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi 4, 1 ekledim 5. Bölü logaritma x'in karesi, yani 2'nin karesi 4 tabanında 3 kere 2 6, 1 çıkardım 5. Ben bunu şu şekilde yazabilirim bakın. İşlemi şuraya alıyorum. Logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 4. Yani bunu ters çevirip tabanla içini yer değiştirebiliyordum hatırlarsanız. 2 logaritma çarpılırken birinin içiyle ötekinin tabanı birbirine eşitse o halde 2 tabanında 4 diye yazabiliriz bunu. Logaritma 2 tabanında 4. Bu da 4 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 2. kuvveti. Bakın 2'nin karesi eşittir 4. Cevabımız neymiş? 2'ymiş sevgili gençler. Devam ediyorum 33. sorumuzda. Şurayı sildim ve şurayı sildim. Şurayı yer açalım biraz, kafa karıştırmasın. Nedenmiş bir okuyalım bakalım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu bize veriliyor. X'ler 2'ye giderken fx eksi 3 bölü x eksi 2 4'müş. Şimdi normalde hani 2'yi yerine yazınca payda 0 geliyor. Tanımsız olması gerekirken sonuç 4 çıktığına göre demek ki 0 bölü 0 belirsizliği var. Burada tanımsızlık yok. Sen 2'yi burada da yerine yazdığın takdirde, yani f2 eksi 3'ün de ne gelmesi lazım? 0. Yani ben buradan f2'ye 3 diyemem de fx'in 2'deki limitine 3 derim. Çünkü bana limitten bahsetmiş. Yani x'ler hiçbir zaman 2 olmuyor. 2'ye gidiyor sadece. O zaman f2 3 diyemem arkadaşlar. Bakın f2 3 diyemem. Tamam mı? Direkt onu da gördük arada. Kesinlikle doğrudur diyordu. 2'ye eledik. 2 olanları da silebilirsin mesela. Peki fx eşittir x kare eksi 1 olabilir. Mesela x kare eksi 1'in 2'deki limitine 4 eksi 1'den 3. Zaten limitte 3 geliyordu. Demek ki bu olabilir diyor bakın. Doğru, olabilir. Olmayabilir ama olabilir demiş zaten adam. Hani kesinlikle doğrudur, bu de budur dememiş. Peki f2x, yani x'ler 1'e yaklaşırken burası f2'ye mi yaklaşır? F2 de 3'e yaklaşmıyor mu zaten? Demek ki bu da olabilir. Limitinden bahsetmiş sonuç olarak. Fonksiyonun görüntüsünden bahsetmemiş. Cevap ne olacak? 1 ve 3, yani Ceyhan olacak sevgili gençler. 34. sorumuz. Diyor ki bu fonksiyon gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli. A artı B toplamı nedir? Sürekli ise sevgili gençler bütün noktalarda limiti de vardır biliyorsunuz. Şimdi x'ler sıfırdan küçükken x'ler negatiftir. X'ler negatifse burası dışarı nasıl çıkar? Eksi x diye çıkar. Alt tarafta da bölü x'i var. Sen sıfırdan küçük olan her ifadeyi, yani eksi x'i x'e bölersen sonuç ne gelecektir? Eksi 1. Yani arkadaşlar ben buradan bunu silerim. Derim ki hocam burası eksi 1'miş zaten. Peki yani ben x'ler ne olursa olsun sol limitinin artık eksi 1 olduğunu biliyorum. Sıfırın sağ limiti de sevgili gençler yine eksi 1 olmak zorundadır. Yaz bakayım sıfır yerine. 0 kere x artı b eksi 1 olacaksa burası zaten sıfırdır. B kaçmış? Eksi 1. Şimdi b'nin eksi 1 olması gerektiğini anladık. Peki sürekli dediğine göre limit değeri görüntüye eşit olsun ki sürekli olsun. Doğru mu? Peki o zaman benim limitim eksi 1 ise görüntüm de eksi 1 olmak zorunda. Yani A da eksi 1 olmak zorunda. Çünkü sıfırdaki görüntümüz A'ya eşitmiş. A ile B'nin toplamı sorulmuştu. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 yapar. Doğru cevap Adana'ydı. 8. sorumuz 35. sorumuz. 8. sayfamız 35. sorumuz. Artık dil damak kurumaya başladı. Dil de dönmüyor zaten. Ama olsun, az kaldı. 6 tane sorumuz kaldı. Dayanabiliriz. Bu limitin değeri sorulmuş bize. Şimdi 0 yerine yazarsam 1 eksi 1 0 bölü 0'dan 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bu şekilde köklü ifadeler verildiyse, ki daha önce de çözdük, daha da zorunu çözdük hatta bir önceki sayfalarda, eşleniyle çarpacaksın bu ifadeyi. Ki eşleniyle çarptığın takdirde de burayı uzatırsın. Dersin ki hocam şöyle, neyin eşleniyle? Üst tarafın eşleniyle genişleteceğiz. Yani kök içinde 1 artı x artı kök içinde 1 eksi x ile burayı genişleteceksin arkadaşım. Alt tarafa da aynısını yazacaksın tabi. 1 artı x'in karekökü artı 1 eksi x'in karekökünü buraya yazacaksın. Sonra da üst tarafta artık a eksi b çarpı a artı b formatını görüyorsunuz.
Demek ki bunun karesinden bunun karesini çıkaracağız ki yani 1 artı x'ten sevgili gençler 1 eksi x'i çıkaracağız üst tarafta. Üst taraf bu oldu. Alt taraf zaten bunun aynısı. Yani x çarpı karekök içerisinde 1 artı x artı karekök içerisinde 1 eksi x. Şimdi burası da bu oldu. Üst tarafla biraz oynaşalım. Orayı biraz mıncıklayalım. Şöyle dursun. Bakın arkadaşlar x eksi eksi x'ten 2x geliyor. 1 eksi 1'den 0 geliyor. Gördüğünüz üzere artık x'ler çarpım durumunda olduğu için buradaki x ile buradaki x'i götürebilirim. Alt tarafta da x gördüğünüz yere çakın 0'ı gitti. Gitti. Kök 1 artı kök 1. 2 yapar. 2 bölü 2 de sevgili gençler bize 1'i verir. Cevabımız da Denizli seçeneği olur böylelikle. Evet. Devam ediyorum 36 ile. Ne demiş bakalım. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Eyvallah. A1 reel sayı olmak üzere. X'ler 3'ün sağına yaklaşırken fx. X'ler 3'ün sağına yaklaşırken. Şimdi 3 şurada. 3'ün sağda burada. Yukarı doğru çıktım. Bakın bu fx'ler nereye gidiyor? 1'den biraz küçük bir değere gidiyor. Doğru mu? Bakın 1 şurası. 1'den biraz küçük yere gidiyor. Yani burası neymiş arkadaşlar aslına bakarsanız? 1'in soluymuş. Eşittir diyelim. Diyor ki x'ler a'nın sol tarafına yaklaşırken fx'in limiti 1'in solu olsun. Bunu sağlayan a değeri kaçtır diye sorulmuş. Yani hangi sayının sol taraftaki limiti 1'e soldan yaklaşır diye sorulmuş. Hangi sayının sol taraftaki limiti 1'e soldan yaklaşır? Bakıyorsun şimdi eksi 3'ün sol limiti buraya gidiyor. Yemedi. Eksi 2'nin sol limiti buraya. Eksi 1'in sol limiti buraya. 0'ın sol limiti 0'a. 1'in sol limiti hop 1'e soldan yaklaşmış. Cevap 1'miş arkadaşlar. 2'nin sol limiti eksi 2'ye. 3'ün sol limiti 3'e. 4'ün sol limiti de 0'a yaklaşıyor. Sadece 1'in sol limiti 1'e soldan yaklaştığı için cevabımız 1 olacaktı. A1'di diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 37 ile. Gençler diyor ki A ile B reel sayı. Peki. F ve G fonksiyonları da ikisi de parçalı tanımlı olarak vermiş. G daha çok parçalanmış F'ten. Hx fonksiyonu da Gfx olarak verilmiş bize. Bunun bir noktasındaki bir noktasında limiti olduğuna göre A kaçtır diye soruluyor. Oo ilginç. Bak. Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Şurayı çekelim. Bizden G içerisinde fx'in limitinin bir noktasında limiti olduğunu söylemiş. Şöyle gösterelim. X'ler 1'e giderken bu bir reel sayıymış sevgili gençler. Peki o zaman f fonksiyonuna bakacağım ama f fonksiyonu da ne hikmetse bir noktasında bir kritik nokta var. Yani kritik noktası f fonksiyonunun 1. Peki neyi düşünmem gerekiyor o zaman benim? Şunu. Ben 1'in sol limitiyle 1'in sağ limitine inceleyeceğim f fonksiyonunu. Bak eşit olsunlar diye bir şey, kural yok. G fonksiyonunun en son 1'in sağı ve solundaki limitlerinin eşit olması lazım. Bunlar eşit olacak diye bir kaide, bir kural yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben f'in limitini araştırmıyorum. Gördüğün üzere g'nin limitini araştırıyorum ben buradaki. F'ten bana ne? Peki. Burası anlaşıldıysa. F'in 1'in sol taraftaki limitini incelemek için burada yerine yazarım. 1'in karesi artı 1'den 2 gelir. Güzel ama 2'nin neresi gelir o da önemli. 1'in sol tarafının karesini alırsam 1'in sol tarafı gelir. Buna 1 eklersen 2'nin sol tarafı gelir. Bak bu 2'nin solu geliyormuş. Güzel. 1'in sağ tarafını şurada yerine yazdığınız takdirde 3 kere 1'in sağından 2 çıkaracaksın. Burası 3'ün sağı gelir. 3'ün sağından 2 çıkarırsam 1'in sağ tarafı gelir. Yani burada 1'in sağına gidiyormuş. 1'in sağda 1'in sağına gidiyormuş. Peki şimdi ben diyorum ki 2'nin sol tarafını burada yerine yazdığımızda ve 1'in sağ tarafını yine burada yerine yazdığımız zaman g fonksiyonunda işte şimdi ikisi aynı gelmesi lazım. Çünkü g fonksiyonu limiti ne bakıyoruz demiştik. O halde sevgili gençler artık rahatlıkla şunu yazabiliriz. G'de 2'nin sol tarafına bakacağım. 2'nin sol tarafı bakın burada. O halde 2'yi burada yerine yazalım. 4 artı 2A. Bu 2'nin sol tarafındaki G'nin limiti. Eşit olması gerekiyor dedik. G 1'in sağ tarafı. 1'in sağ tarafı nerede? O da sevgili gençler burada. Onu da burada yerine yazacağım. 1 artı A'ya eşit olacakmış. At bakalım A'yı bu tarafa.
A kalsın. At bakalım 4'ü bu tarafa. 1'den 4'ü çıkar. Eksi 3 olsun. A kaçtır diye sorulmuştu. Cevap ortaya çıktı. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, geçtik 38'e. Artık son 3 soru sevgili gençler. Gerçek sayılarda sürekli bir f fonksiyonu için f-1 ile f2'nin çarpımı 0'mış. Ya böyle soruları çok seviyorum. Varsayımsal sorular. Özellikle limit soruları, limit ve süreklilik şekilleri çok güzel oluyor. Türev de aynı şekilde. Şimdi sınavda da böyle bir şey bekleyin açıkçası. İşaretleyebilirsiniz yani soruyu. Şimdi f-1 ile f2'nin çarpımı 0'dan küçük ve bu fonksiyon sürekli. Şimdi o zaman bunu gözümüzde bir canlandıralım, olmaz mı? Gözümüzde bir canlandıralım bunu. Şimdi ben diyorum ki şunu şöyle alayım. Kopyalayalım bunu. Şimdi f-1 ile bakın -1 şurası, 2 de burası. Bunların çarpımı sevgili gençler, ben daha ayrı bir yere çizmek istiyorum ya. Burası bana yetmeyecek. Yani sıkış bıkış olacak. Güzel olmayacak. Şuraya çizelim biz onu. Aynen şöyle yapalım. Kabul mü? Bir tane daha çizeyim hatta. Şöyle olsun. Sürekli demiş. Tamam. Bir tane daha çizelim. O da şöyle olsun. Şimdi bakın. -1 burası. 2 burası arkadaşlar. -1 burası. 2 burası. İyi dinleyin. Hızlıca çözüp bitirebiliriz ama kazancım böyle daha fazla olacak. f-1 ile f2'nin çarpımı 0 ve sürekli bir fonksiyon çizmek istiyorsam demek ki f-1 ile f2'nin işareti birbirinden farklı. Yani ben bu fonksiyonu şu şekilde çizebilirim. Daha sonrasında şu şekilde de çizebilirim. Çünkü bakın f-1 negatif, f2 pozitif. f-1 pozitif, f2 negatif. Böylelikle çarpımları küçüktür, 0 olacaktır. Tabi illa sürekli olacak diye illa sadece azalan, yani sürekli azalan ve sürekli artan bir fonksiyon olmasına gerek yok. Onu da şurada çizelim. Ama biraz bekleyelim. Birinci öncül. -1 ile 2 aralığında f'nin en az bir tane gerçek kökü vardır. Evet gençler, bakın burada bir tane gerçek kökümüz var. Olmamasına da imkan yok. Mecbur olacak. Çünkü sürekli olan bir fonksiyon pozitiften negatife veya negatiften pozitife geçecekse x ekseninden geçmek zorunda. O halde birinci öncülümüz bizim doğru. F'nin -1 ile 2 aralığındaki grafiği x eksenini en çok bir noktada keser. Gördüğünüz üzere bir tane noktada kesmiş, bir tane noktada kesmiş. Ama en çok demiş. Burada bir soru işareti koyalım. -1 ile 2 aralığında F ya artan ya azalandır. Evet bakın azalan ve artan. Ama ben az önce bir cümle kurmuştum. Sürekli artan veya sürekli azalan olmasına gerek yok. Nasıl mesela? Hocam -1'de pozitif bir değer alsın, örnek veriyorum. Ve bu fonksiyon şu şekilde bir fonksiyon olsun. Ve gördüğünüz gibi 2'de de negatif bir değer aldı. f-1 ile f2'nin çarpımı hala negatif. Buradaki şart sağlanıyor ve fonksiyon hala sürekli. Ama ne x eksenini en fazla bir noktada kesmiş. Bakın 5 tane noktada kesmiş. Yani bu bunu iptal ediyor. -1 ile 2 aralığında f artan ya da azalandır demiş ya. Bunu da iptal ediyor. Çünkü bu fonksiyon ne artan ne de azalan. Bazı yerlerde artmış, bazı yerlerde azalmış ama ya artan ya da azalan diye bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız neymiş? Adana seçeneğindeki yalnız 1 olacakmış. Eğer sen bu şekilde veya sadece bunu düşünüp, yani sadece bu iki grafiği düşünüp de çözüm yapaydın, üçüne de doğru diyecektin. Üçüne de doğru diyecektin. Tabii şıklarda yok, işaretlemezdim derdin ama eleyeceğin şıkkı ben sana tahmin edeyim. Eleyeceğin şıkkı tahmin edeyim. Şunu elerdin ya, 3'ü elerdin diye tahmin ediyorum. 1 ile 2'ye doğru derdin. Cevabı Denizli işaretleyebilirdin. Yanlış yapanlar için söylüyorum tabii. Yani yalnız bir işaretleyen elbette ki aramızda üst tatlar vardır. Ama bence Tonga'ya düşürülecek bir soru ve 1 ve 2 işaretlenebilecek bir soru. Evet, devam ediyorum. 39. sorumda, ki bu benim son sayfam. Son soruyu çözdükten sonra ayrılmayın, biraz muhabbet edelim, ondan sonra kapatalım. -1 aralığında, kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Çok da çok ama beğendiğim bir soru. Yani artık konuşamıyorum da ama çok beğendiğimi anladınız sanırım siz. Bayağı beğendiğim bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Yine dediğim gibi çok fena, çok pis, böyle Tonga'ya düşürülebilecek soru. Tonga'ya düşürecek soru. Şimdi bize diyor ki
fonksiyonda f 0 0'dır. Yani bu fonksiyon orijinden geçecek diyor. Orijindeki değeri 0 olacak diyor. Sıfırın sağ tarafındaki limiti 0'dan büyük olacak diyor. Sıfırın sol tarafındaki limiti de 0'dan büyük olacak diyor. Buna göre hangi grafik fx'e ait olabilir diye sorulmuş. Peki düşünelim. 0 için 0'dan geçecek diyor. Bak geçmiş. Güzel. Bak 0 için 0'dan geçmiş. Güzel. Bak 0 için 0'dan geçiyor. Bak bu 0 için 0'dan geçmemiş. Elendi. Gitti. Devam ediyorum. 0 için 0'dan geçmiş. Bu da güzel. Bir tane şık eleyebildik. 0'ın sağ tarafındaki limiti 0'dan büyük olacak. Pozitif olacak diyor. 0'ın sol tarafındaki limiti de 0'dan büyük olacak diyor. Peki. Şimdi bakıyoruz. Ben size şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi Adana seçeneğine bakıyorum. 0'ın sağ limiti 0'dan büyük. Sol limiti 0'dan büyük. Cevap Adana mı? Ama atlamayalım. Bursa'ya bakalım. 0'ın sağ tarafındaki limit, 0'ın sol tarafındaki limit. Bu da 0'dan büyük. Cevap Bursa mı? Veyahut çok beğendiğim bir soru olduğunu söylemiştim. 0'ın sağ tarafındaki limit 0'dan büyük. 0'dan büyük. Ceyhan'da oluyor. Edirne'ye bakalım. Sağ tarafındaki limit pozitif, sol tarafındaki limit negatif. Ha tamam, bu gitti. Edirne'ye eledik. Ama bu sorunun 3 tane mi cevabı var be kardeşim? 3 tane soru, 3 tane cevabı olması mümkünatı var mı? Yok. Şimdi peki ne yapacağız? İyi düşüneceğiz, iyi karar vereceğiz. Arkadaşlar, şimdi bizim f0'ımız 0'mış. Buna eyvallah dedik, zaten bunda sıkıntı yok. Fonksiyonun sürekli falan olup olmadığını da beni ilgilendirmiyor. Sadece 0'ın sağ tarafındaki limit 0'dan büyük ve sol tarafındaki limit de 0'dan büyük olsun diyor. Şimdi ben şunlara bakayım. 0'ın az önce Adana seçeneğinde örnek veriyorum. Sağ tarafını kontrol ederken ben 0'ın sağ olarak burayı seçtim, doğru mudur? Yalnız bu kime göre 0'ın sağ tarafı? Arkadaşlar burada 0'ın sağ tarafı dediğimiz olay var ya, böyle 0'a mikroskobik düzeyde yaklaşman gerekiyor. Ve 0'a mikroskobik düzeyde yaklaşırsan f fonksiyonunun, yani x'leri 0'a sağdan yaklaştırırken f fonksiyonunun nereye yaklaştığını söyleyeceğiz. Peki x'ler 0'a sağdan yaklaşırken f fonksiyonu nereye yaklaşıyor? Hocam 0'a, bak 0'dan daha büyük bir sayıya gidiyor demiyoruz. Nereye yaklaşıyor? 0'a yaklaşıyor değil mi? Yani f fonksiyonunun sağ tarafta, x'ler sağ tarafına yaklaşırken, 0'a sağdan yaklaşırken f fonksiyonunun limiti 0'dır sevgili gençler Adana seçeneğinde. 0'dan büyük değildir. O halde Adana seçeneğini bundan kaynaklı eleyeceğiz. Ki zaten Tonga'ya düşürme noktası da bu. Hemen geçelim C seçeneğine. Burada da vardı aynı olay. Bakınız 0'ın sol taraftaki limiti 0'a yaklaşıyor. 0'dan büyük olmuyor yani. Bakın 0'dan büyük olmuyor. 0'ın sol tarafındaki limit eşittir 0 oluyor. Çünkü 0'a yaklaşıyor. O halde sevgili gençler, Ceyhan'ı da eleyeceğiz. Edirne seçeneğine bakalım. Edirne seçeneğini zaten elemiştik. Bursa seçeneğinde neden doğru olduğunu gösterelim. Bakın arkadaşlar, 0'ın sol ve sağ limiti kaç? Hocam 1. Peki 1 0'dan büyük mü? Büyük. O zaman sevgili gençler, buradaki şartlar, yani x'ler 0'a sağdan ve soldan yaklaşırken fx'lerin ikisi de büyük 0 olması için grafiğin Bursa seçeneğindeki gibi olması yetiyor. Adana seçeneğinin ve Ceyhan seçeneğinin neden olmaması gerektiğini, neden olamayacağını anlattım. Yine tekrar ediyorum. 0'ın burada sağ ve sol limiti nereye yaklaşıyor? 0'a. 0'a yaklaşıyorsa sen bunlara eşittir 0 dersin. Büyüktür 0 veya küçüktür 0 diye bir şey söyleyemezsin. Anlaştık diye umuyorum. Ve sevgili gençler, son sorumuz. Şimdi son soruyu çözelim. Çözdükten sonra da yine birkaç duyuruda bulunacağım. O duyurulardan sonra da sevgili gençler videoyu noktalayacağız. Helalleşebiliriz artık. Ama son soruyu çözmeden önce sizden ricam, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizden tek ricam da bu. Evet.
Aşağıda f ve g fonksiyonları bize verilmiş 40. sorumuzda. Umarım 40'ı da söyledikten sonra bu konu bizde oturacak. Kafanda bir şeyler yeşermeye başlamıştır. Kafanda bir şeyler aydınlanmaya başlamıştır. Fx fonksiyonu parçalı tanımlı olarak verilmiş. Bize parçalanma noktası da hatta 1'miş. Peki. Diyor ki x'ler 1'e yaklaşırken falan filanın limiti 3'tür. 1'in sol tarafında -6'dır. 0'ın sol tarafında -3'tür. Hangileri doğru diye soruluyor. Basitçe bir soru halledebiliriz. Nasıl halledeceğiz? Şöyle bakalım sorumuza. Şimdi diyor ki bakın. 1'in sağ tarafı. Şurada ben 1'in sağ tarafını yerine yazacağım ve f fonksiyonunda 1'in sağ tarafını bulacağım önce. 1'in sağı burada. 2 çarpı 1'in sağına 1 ekleyeceğim. Burası 2'nin sağı yapar. 2'nin sağına 1 eklerseniz 3'ün sağı gelecektir. Bakın burası 3'ün sağıymış. Şimdi g fonksiyonunda 3'ün sağına gideceğim. 3'ün sağı arkadaşlar g fonksiyonunda nereye gidiyor? 1'den biraz büyük bir değere. Yani 1'in sağına gidiyor. Yani burası da 1'in sağıymış. Ve f'de 1'in sağına bakacağız. Ona bakmıştık zaten f 1'in sağına. 3'ün sağı geliyordu ve bu da nereye yaklaşan değerdir? 3'e. Birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. Şu kısmı sildim tabii ki. Peki. İkinci öncülde 1'in sol tarafını yerine yaz demiş. Nerede? Şurada. F'de 1'in sol tarafı buradadır. Ve 1'in solundan 3'ü çıkarırsak sevgili gençler. Yani 1'den biraz küçük değerden 3'ü çıkaracak olursam. Normalde 1'den 3'ü çıkarırsam -2 olur. Cevap -2'den de küçük gelecektir. -2'den küçük değer nerededir? -2'nin soludur. Yani şurası sevgili gençler -2'nin soluymuş. G fonksiyonu da -2'nin soluna bakacağız şimdi. G fonksiyonu da -2'nin sol tarafı bakın nereye gidiyor? -3'ten birazcık büyük bir değere gidiyor. Yani burası -3'ün sağıymış. -3'ün sağ tarafına f fonksiyonuna nerede bakarım? F fonksiyonu da -3 nerede? 0'dan küçük. O halde o -3'ü burada yerine yazacağız. -3 -3 kaç yapar? -6. Bize ne demiş? -6 yapar demiş. Bu da doğru. Ve daha sonrasında şu kısımları sileyim. Burayı da silelim. Şurayı da silelim arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze bakalım. Diyor ki sıfırın sol tarafı. Önce G'de yerine yaz. Sıfırın sol tarafı nereye gidiyor? Hop yukarı çıkarttım. Birden birazcık küçük. Yani birin soluna gidiyor. Peki birin solu buradaydı. Yerine yazalım. Birin solundan 3 çıkar. Birin solundan 3 çıkarınca -2'nin solu geliyordu hatırlarsa. Ve en son burası da -2'nin soluymuş. G'de -2'nin soluna bakacağız. -2'nin solu da zaten az önce göstermiştik. -3'e gidiyor. Bu da -3 demiş zaten. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevap hepsi olacakmış sevgili gençler. Evet, bitirdik mi? Bitirdik. 40 tane soruyu sevgili gençler sizle beraber limit ve süreklilik sorusunu çözdük. Video kaç dakika oldu? Arada ben bir mola verip videoyu kestiğim için şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama yaklaşık 2 saate yakın bir video oldu. Verimli oldu mu? Bence çok verimli oldu. Güzel sorulardı. Yani bir öğretmen gözüyle öğrencilerin fevkaladenin fevkinde yararlanacağı sorular olarak düşünüyorum ben. Ki ben böyle düşünüyorsam iddiaki yararlanmışsınızdır. Sizler de ne düşündüğünüzü lütfen yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Şimdi 40 soruda limit ve süreklilikti. Bundan sonra ne gelecek? Tez zamanda 40 soruda türev gelecek. Tez zamanda 40 soruda integral gelecek. Bunlar zaten kanalda vardı. Ama yaklaşık 2,5-3 sene önce çektiğim videolardı. Dolayısıyla sevgili gençler hani ya her şey değişiyor. Bu da değişsin. Değil mi? Yani eskisiyle yetinmeyelim. Her şey değişiyor hayatta. Bakın Metaverse'ler, Web 3.0'lar, şunlar bunlar. Yani artık dünya değişiyor. Videolarda değişsin artık değil mi? 3 sene önceki videolarda çalışmayın. Yeni videolar çekelim. Sevgili arkadaşlar güzel olur. Şimdi bundan sonra ne yapacağız peki? Yani o tamam 40 soruda türevin, 40 soruda integralin sözünü verdik. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra da güzel projeler düşünüyorum. Şimdi bu projeler yine PDF'li olacak. Yine soru çözümü olacak. Bak konu anlatım projesi değil. Onun tiyosunu vereyim ben sana. Soru çözümü olacak ama hani nasıl soru çözümü olacak biliyor musun? O videodaki o tüm soruları çözdüğün takdirde eğer o videoda hangi konular varsa şunu diyeceksin. O video bittikten sonra şu cümleyi kuracaksın. Video benim içimden geçti. Sorular benim içimden geçti. Çok da yoruldum. Eyvallah. Fakat ben de bu konunun içinden geçtim diyebileceksin. Tamam mı? Bunu
%100 samimiyetimle söylüyorum. Efsane videolar olacak. Bunu bir kenara bırakalım şimdi. Yani böyle bir video serisinin geleceğinden bahsettim. Bunu bir kenara bırakalım şimdi. İkinci bir video serisi olarak da sevgili gençler, yine YouTube'daki bazı hocalarla, bu hocaların içerisinde sadece Kenan Hoca'yı söyleyebilirim. Kenan Hoca'nız kesin olacak. Kenan Hoca'nız ben, işte geometride Kenan Hoca, matematikte ben ve birkaç branş daha, bakın birkaç branş diyorum. Yani sadece matematik olmayacağını dile getiriyorum. İşte bunun yanında fizik olabilir, kimya olabilir, biyoloji olabilir. Hocalarınızla sevgili gençler, sizlere güzel bir proje hazırlığındayız. Projeyi 2 gündür falan oluşturmaya başladık. Taslağı ortaya çıktı. Güzel de gidiyor. Yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde size de bunun duyurusu yapılır. Güzel olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Çok güzel olacak. Yani benim kafama yattı bu fikir. Yani amaç tamamen Kenan Hoca ile beraber şunu düşünmekti. Acaba bu öğrenciler için faydalı olur mu? Öğrenciler gerçekten şöyle bir açıklık fark ettik. Onu da söyleyebilirim. Şöyle bir açıklık fark ettik. Yani öğrencinin kafasını ne karıştırıyor? Öğrencinin kafasını düzleyebilecek bir şey var mı? Öğrenci son aylara girerken, son 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, mesela ben de öğrenciyken şunları düşünüyordum. Ulan tamam, matematik çalışmaya karar verdim, eyvallah. Veya geometri çalışmaya karar verdim, fizik çalışmaya karar verdim. Bunlarda bazı eksikliklerim olduğunu biliyorum. Eksikliklerimi de yazdım. Mesela matematikte işte türevin birinci kısmı biraz bende eksik. Daha sonrasında trigonometrinin ikinci kısmı eksik. Logaritmanın şusu eksik. İkinci dereceden denklemlerde iki tane kök olunca ne oluyordu birbirinden farklı? İşte kök olmayınca ne oluyordu? Ben bu deltanın yorumlarını parabolle ikinci dereceden denklemler arasında bağlamayı çok beceremiyorum. Orası da eksik. Mat 1'de problem hala çözebilmiş değilim. Falan filan böyle eksikliklerini sıraladın. Peki eksik sıralamayı herkes biliyor zaten. Yani sonuçta kendimizle baş başa kaldığımız zaman elimize bir kağıt kalem alıp kendimizi kandırmıyoruz herhalde. Problem de işte 15 soruda 3 tane yapabiliyorum ama yaz ya işte 7 net yaz falan demiyoruzdur herhalde, değil mi? Kendi başımıza kaldığımız zaman problemlerden kardeşim 3 tane net çıkarabiliyorsun hala. 3 tane yazacaksın oraya. 10 tane yazmanın anlamı yok. Fakat bu gerçekleri yazdıktan sonra bunları yazabiliyoruz ama nereye, nasıl, nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. İşte o noktada size biraz tüyo verecek videolar, video serisi geliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Kafanızda bir sürü soru işareti de bırakmış olabilirim ama bir yaklaşık 2-3 hafta sonra, 3 hafta demeyeyim hadi 2 hafta diyelim, 2 hafta falan sonra neyin, nasıl ve nedenli güzel olacağını göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Evet gençler, artık ben videoyu kapatıp yatacağım yüksek ihtimalle. Gecenin saat 3'ü 3.30'unda video çekmeye devam ediyoruz ama videoyu kapatalım. Güzel oldu benim için mesela, umarım senin de içine sinmiştir. 40 soru serisinin TYT için bazı konuları da yine gelecek, aklında bulunsun. Onun da müjdesini vereyim. Ve artık videoyu noktalayalım. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlarım.